İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün ETV stüdyolarında 7. gün programının konusu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü konuşmak üzere buraya kadınlarımızı davet ettik. Kadınlarımızdan Semiha Hasgör, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa temsilcisi. Hoş geldiniz. Merhaba. Füsun Kaplan, Sosyal Güvenlik Kurumu memuresi ve KESK üyesi. Siz de hoş geldiniz. Hilal Tınmaz, 8 Mart Kadın Dayanışma Grubu temsilcisi. Siz de hoş geldiniz. Bugün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de, bizim coğrafyamızda da, Orta Doğu ve şu an Türkiye'de savaş var Orta Doğu'da. O savaş Türkiye'yi de etkiliyor. Birçok kadın mülteci, diğer erkek mülteciler olduğu gibi akın akın Orta Doğu'dan Türkiye'ye, daha sonra da Avrupa'ya doğru yollara düştü. Bizim ülkemizde yine kölelik koşulunda sendikasız, sosyal güvencesiz çalışan kadınlarımız var. Bizim ülkemizde yine kadın cinayetleri var, iş cinayetleri var. Geçtiğimiz ay bizim ülkemizde Şubat ayı içerisinde 140 kişi iş cinayetinden kaybettik, 140 kişiyi. Bunun içerisinde kadınlarımız da var. Kadınlarımız gece koşullarında, gece vardiyalarında çalışan, mesailere kalan kadınlarımız. Aynı zamanda sokaklarda eşleri, yakınları, çocukları tarafından öldürülen kadınlarımız ve sömürülen, emeği sömürülen kadınlarımız, yine emekçi kadınlarımız var. Bütün bunlara karşı mücadele eden kadınlarımız var. O kadınlarımız örgütlerimizin temsilcilerinden arkadaşlarımız da buradalar. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mücadelesi. Tarihçel bir süreç. Bu süreci yaşandı, dünyada yaşandı. Bugün Türkiye'de de yaşanıyor. İstersen sizinle başlayalım Füsun Hanım. Siz bize kısaca 8 Mart'ı nasıl gelindi, 8 Mart ortaya nasıl çıktı, bunu anlatırsanız izleyicilerimizle paylaşalım. Daha sonra da birlikte sohbet edelim. Şimdi 8 Mart 1857'ye gelmezden önce bir kısaca bir kadının durumu, dünyadaki koşulları bir açalım. Çok kısa geçeceğim. Anaerkil dönemden ataerkil döneme geçişmeyle birlikte ve emeğin erkekleşmesi, erkek egemen yapının eline geçmesiyle birlikte 1200'lü yıllarda daha eczaneyle uğraşan kadınların, biraz daha bilgili olan kadınların, bunlar şeydir, canavar, cadıdır diye bilginin ellerinden alınması ve tamamen yaşamdan izole edilmeleriyle başlayan bir süreç. Oysa ki kadının zapt edilmesi ve doğanın zapt edilmesi, kadının talanı ve doğanın talanı at başı giden şeylerdir bunlar. İşte kadının bilgiye ulaşımı yasak, kadının okuması yasak, tamamen eve izole edilmişlik bir durum söz konusu. Sadece bu dünya coğrafyasında böyle, hani şu anki Orta Doğu coğrafyasından doğru bakmamak gerekir diye düşünüyorum. 8 Mart 1857'de Amerika'da tekstil işçisi kadınlar 8 saat çalışma hakkı isteyerek bunlar greve başlıyorlar ve grevin sıkıştırılmasıyla birlikte, orada bir yangın çıkarılmasıyla birlikte 129 kadın işçi orada yanarak ölüyor. Daha sonrasında bu bahar aylarında kadın günü olarak, kadınlar günü olarak Amerika'da ilk kutlanmaya başlanıyor. Ama 1921'de Moskova'da ve 3. Kadın Enternasyonali'nde Clara Zetkinler ve Rosa Luxemburg'ların şey yapmalarıyla birlikte bunu 8 Mart, çünkü olay 8 Mart 1857'de olmuştur. 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması için önerge verilerek, bu önergenin kabul edilmesiyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlıyor. Türkiye'de de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921'de başlıyor. Kutlanmaya başlıyor. Daha sonra 1975'lerde tekrardan bir ara verildikten sonra, o biliyorsunuz art arda gelen bazı darbeler var.
bir ara verildikten sonra 1975'te tekrar Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. 80 darbesiyle birlikte birkaç yıl ara verilmesi söz konusu ve 1984'lerden itibaren tekrardan günümüze kadar kutlanılmaya başlanıyor. Ama tarihsel süreci şu an her ne kadar Kadınlar Günü olarak gelse de tarihsel süreci bu. KESK'teki yapı içerisinde de KESK kendi başına bir mozaiktir. Her kamu insanın, emekçileri kamu sendikası. Emekçileri sendikası kendi başına bir mozaiktir. Herkes hani buna 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmalı diyen arkadaşlarımız da vardır. Bunu bu şekilde yaklaşan arkadaşlarımız da vardır. Çünkü açıklaması bunun şeydir, Dünya Kadınlar Günü'dür. Birleşmiş Milletler'de de açıklaması budur. Ama emek çok ana noktada olması nedeniyle, emeğin çok önemli ama bir şeydir, noktada... Yani Birleşmiş Milletler'in aldığı karar, yani o kadın ruhunun daha önceki o mücadeleci geleneğini, emekçi geleneğini ortadan kaldırmak ve içini boşaltmak için alınan işte Dünya Kadınlar Günü denilmiştir. Dünya Kadınlar Günü'ne denildiği zaman da işte burjuva kadını bunu çay partileri, işte diskoteklerde, oyun salonlarında kutlama, işte diğer feminist kadınlar falan kendi ölçeğinde erkeğe karşı mücadele olarak da kutlamakta. Ama bunun özü itibariyle bugün de günümüzde geçen yine Emekçi Kadınlar Günü'nün mücadelesidir. Bir de ülkelerde ülkedeki kadınların yani her ülkedeki yani talep olarak öne çıkması, her ülkedeki kadınların o dönemdeki kendi ülke sorunları, birlikteki mücadelelerinin talepleriyle ortaya çıkmalıdır. Yani bugün bizim ülkemizde mesela İzmir'de, İstanbul'da, Malatya'da, Elazığ'da oldu. Bugün kutlamalar oldu. İstanbul'da saldırı oldu emekçi kadın mücadelesine. Hatta başbakan insanlık suçudur demesine rağmen polisler yine kadınların mücadelesine saldırdı. Yani niye saldırırlar onu da bilmiyorum. Yani barış için, ekmek için, işte eşitlik için mücadele eden kadınlara. Bugün ülkemizde de güvencesizliğe, savaşa ve eşitsizliğe karşı barış diye öne çıkan bir şey oldu, mücadele oldu. Bununla birlikte bugün ne değerlendirelim istersen sizinle birlikte. Bugün ülkemizin çeşitli şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde kadın mücadelesinin bugüne kadar tarihçesini anlattı bize Füsun Hanım. Bugün de o mücadele devam ediyor. Emekçi kadınların daha önceki işte Rosa Luxemburg'lara, Zetkin dönemindeki talepleri neyse bugün o talepler ve koşullar ortadan kalkmış değil. Aynı talepler doğrultusunda da mücadele devam ediyor. Biraz önce söyledik, ülkemizin belirli şehirlerinde kadın mücadelesinin ortaya çıkarttığı 8 Mart'ın talepleri içerisinde olan, kadınların talepleri içerisinde olan eşitsizliğe, güvencesizliğe, işsizliğe, savaşa karşı barış diyen kadınların üzerine gaz sıkılaraktan, işte dövülerekten, saçlarından tutulup yerlerde sürülenerekten engellenmeye çalıştı. Sizin değerlendirmeniz nedir? 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü bu yılı nasıl şey yaptı? Ben şunun altına çizeyim. Yani yasağa rağmen bugün işte bu kadar kitlesel bir katılımın olması, ben kadınların o gözlerindeki ışığı, mücadelelerine sahip çıkma arzularını, geleneğini bu yıl daha güçlü olduğunu gördüm. Ben bundan sonra daha güçlü olacağını da tahmin ediyorum. Çünkü artık kadınlarımız uyanmaya başlıyor. Kadınlarımız artık ölüm istemiyor, savaş istemiyor, barış istiyorlar. Kadınlarımız insan gibi yaşamak istiyorlar. Bu yüzden artık daha uyanıklar, daha ayakta durmaya çalışıyorlar, daha karşı çıkmaya çalışıyorlar. Birçok engeller konmuş olsa bile ülkemizde şu anda yasak değil deniyor ama birçok şeyi de yapamıyoruz kadınlar olarak. Hep bir baskı üzerimizde var. Bunu kırabilmek için de hep birlik olmamız lazım. Bugün de böyle olayların olması çok üzücü maalesef. Bir de yani şimdi kadınların bugün işte açılan pankartlara, işte talepleri, yazılı dövizlere, dağıtılan bildirilere baktığımızda veya böyle katılıma baktığımızda işte sol, sosyalist, demokrat bilmem o kesimden kadınlar.
Yani bugün eğer sokakta eşleri tarafından katledilen kadınlar varsa solcu olduğu için, komünist olduğu için, sosyalist olduğu için katledilmiyor. Evet. Yani onun kadını eşine itaat etmediği için veya oğluna itaat etmediği veya tırnak içerisinde kendi egemen güçlerinin töre diye icat ettikleri o törelerine karşı geldiği için kadınlar öldürülüyor. Yani bu öldürülürken kadınlar da sağcısı, solcusu, alevisi, sünnüsü seçilmiyor. Maalesef. Ama bugün işte neden yani ülke içerisinde muhafazakar dediğimiz kadınlarımız veya dindar dediğimiz tırnak içerisinde söyleyeyim milliyetçi dediğimiz o kesimler neden o kadın mücadelesinin içerisinde kendi hakları için mücadele etmezler? Hatta mücadele eden kadınlara neden saldırırlar, yuhlarlar? Onu böyle biraz... Ben onu şöyle değerlendireyim. Hep belki de aile baskısından, çevre baskısından, erkek baskısından. Çünkü hep biz birçok bayanla Akhisar'da da çalışmalarımızda da her tür kesime inmeye çalıştık. Anketlerimizde olsun, konuşmalarımızda olsun. Hepsinde bir çekince var, hepsinde bir korku var. Biz solcu ya da demokrat ya da devrimci denilen kadınlar hep bu mücadeleyi vermeye çalışırken... Yani o cesareti gösteremiyor diğer kadınlar. Konuşamıyorlar bile kadınlar. Ama aslında onların daha çok... Yani daha çok sahiplenmeleri lazım. Yani evet. Güveniyorsan evet. Bir de daha çok ezilenler. Yani muhafazakar kesimin içerisinde. Evet kadının, daha çok. Daha çok. Şiddet gören evlerdeki... onlar, öldürülen daha çok onlardan. Bizler bilmiyorum belki biraz daha kendi evimizde düşündüğümüzde daha çok sesimizi çıkarıyoruz belki. Onlar bunu da yapamıyorlar. Belki eşleriniz de işte diyaloglarını olduğunda demokrat kadınların o demokrasiyi özümsemelerinden eşlerin biraz daha rahat. Tabii diye. Belki de daha. Zaten Semih Hanım'la biraz sonra o kadın cinayetlerine evet. De geleceğiz ortaya çıkışını. Ama yani bu dünyada çok benzeri görülen şey değil. Bizim ülkemizde daha farklı. Yani bir kadın işte bir kendi kadınların ortak talepleri için mücadele ederken işte diğer kadınların yuhlaması veya diğer kadınların onları aşağılaması ama gibi bir ne yazıktır ki biz bunu çocukluktan kız çocuklarımızı oğlan çocuklarımızı da daha üstünmüş gibi kız çocuklarımızı daha aşağıdaymış gibi yetiştiriyoruz ama ki. İşte kadınlar da kadınları işte, şey yapıyor. Ama işte hep bu baskı yani görünmeyen baskı yüzünden. Özümseyememekten evet. Geliyor. Yani sorunları bilememekten, eğitimsizlikten geliyor. Maalesef. Diye düşünüyoruz. Maalesef. Ben bu konuda bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Şimdi şu an baktığınız zaman bizim ülkemizdeki durum evet budur. Kadın mücadelesi veren kadınlara bakış açısı biraz daha farklı noktadan gitmektedir. Yalnız İngiltere'de o ilk oy isteme hakkı ile ilgili olarak çalışmalar başladığında bu çalışmalara katılan kadınlara diğer kadınların gösterdiği tepkiler de aynı. Bu tepki sadece bizim ülkemizde yok veya sadece bu coğrafyaya ait bir şey değil. O ülkelerde şimdi geçmişte kaldığı için o mücadele mesela diyelim ki Avrupa'da da Avrupa'nın orta çağda daha sonraki dönemlerinde. 1800'lerin o dönemlerde oralarda yaşandı. Sonlarında başlanıyor ama şimdi şunu kabul ama bizim ülkemizde bugün de yaşanıyor mesela oralarda bunu, biraz daha farklı. Mesele neden kaynaklı? Şimdi orada kapitalist sistemin sanayi devriminin olmasıyla birlikte bazı şeylerin gelişmesi daha önceden olan şeyler. Sanayi oralarda gelişmiş. Sanayi devriminin gelişmesiyle birlikte kadının üretime olan ilişkisinin üretimle ilişkilenmesi ve üretim yaşamına girmesi daha farklı bir noktadan doğru gelmiş. O sürenin daha önceden olması nedeniyle kadınların seçme seçilme hakkı vesaire o süreçteki verilen mücadele şu an Türkiye'deki ve Orta Doğu coğrafyasındaki konum biraz daha farklı, daha geride. Bunun nedeni de nedir? Biz gelişmemiş bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülke diye bir şey onu yok. Yani biraz açarsak, yani şöyle bir yönü de var. Yani o Burjuva devriminin işte getirdiği koşullarda değil de şimdi Avrupa'da yani mücadelenin, emek mücadelesinin daha kitlesel olduğu, o dönemlerde olduğu. Bir de Avrupa'da mesela Orta Çağ'dan sonra işte Fransız devrimiyle birlikte kiliselerin artık yönetimlerden, yani devlet yönetimlerinden koptuğu, ayrışmasıyla birlikte. Yani kiliseler bağımsızlaştığı zaman, işte ülke yönetiminden farklı bir yönetim içerisinde olduğu zaman, ülke yönetimi içerisindeki o
mücadele, işçi sınıfı mücadelesi veya kadın mücadelesi daha etkin bir rol alaraktan haklarını daha iyi bir şekilde elde ettiler. Ama bizim ülkemizde hala şey var, yani şunu ben düşünemiyorum. Şimdi muhafazakar kesim dediğimiz o kadınların şimdi şey istemesi, diyelim ki şeriat istemesi, bunun için mücadele etmesi. Yani şeriatın var olduğu ülkelerde görüyoruz işte birilerin dördüncü eşleri, üçüncü eşleri kadınlar. Yani şimdi bakıp böyle bir düzende, yani şu anki işte cumhuriyetin olduğu, yasanın olduğu, işte sizler bunu biraz daha ileriye aşıp işte kadınların, işçilerin, emekçilerin eşit sosyal siyasal haklara sahip olması veya kadınların kendi kadın olmalarından dolayı sorunlarının çözümü konusunda mücadele ederken, şimdi onlar biraz daha geriye götürerekten işte Suudi Arabistan'daki bilmem neredeki şeriat yönetimi gibi yönetim isteyerekten birilerin işte 3. 4. 5. kadını olmak, işte araba sürememek, oy kullanamamak gibi o tür şeye de çekiyorlar. Türkiye'nin işte zor olmasının nedeni bu veya bu coğrafyadaki zor olmanın nedeni bu. Neden? Biz daha hala dinle devlet yönetimlerini ayıramamışız. Hala din bizim ülkemizde yönetimlerde etkin. O anlamda da kadınlar etkileniyor diye düşünüyorum. Evet. Ben o şeyde olarak. Bunun yanında işte yani sanayinin gelişmemesi. Bakın üretim ilişkileri, tüketim ilişkileri ve toplum ilişkilerinin ama şey sanayinin yapıyor, gelişmesi bunu geliştirmiyor şey ki. Tamamen etkiliyor ama bakın şimdi feodal üretim tarzında toprağa bağlı olarak üretim tarzında bulunan şimdi oraya feodal yaşam söz konusu. Bak, oraya girmeyelim çünkü bak bizim Vestel burada işte Manisa'da bir fabrika. Şimdi sanayi gelişmiş. Manisa'da sanayi var. Ama bizim ne kadar Montaj örgütlü bizim her ne olursa sanayi olsun yani ama aynı biz, şey değil. Onlar bak konuşulur. Yani şey değil. Yani montaj sanayide de işçi bilinci oluşur. Yani sadece montaj sanayide çalışan veya taşeron işçinin işçi sınıf bilinci olmaz diye bir şey yoktur. Yani onda da oluşur. Ama şeye bağlı değil. O işçileri, emekçileri ne kadar örgütlediğinden veya inançlardan, dinlerden, bağlı düşüncelerden ne kadar koparıp kendi sorunun üzerinden ne kadar örgütlediğinden. Yani muhafazakar bir kadın yani inancını yaşayabilir, başını örtebilir, namazını kılabilir, camisine gidebilir, cemevine gidebilir, kiliseye gidebilir. Ama fabrikadaki işçi olma kimliğine de sahip çıkabilir aynı zamanda. Yani bunlar birbirinin karşıtı değildir diye düşünüyorum. Biraz Semiha Hanım'a da söz verelim, o araya aldık böyle. Semiha Hanım, son günlerde böyle sosyal medyada da dolaşan böyle bir şey var, yazı var. Benim de ilgimi çekti, böyle hoş da bir yazı. Diyor bize ıssız yerlerde gezmeyin, tecavüze uğrarsınız. Kalabalık yerlerde dolaşmayın, canlı bomba patlar. Biz ne yapacağız diye böyle yazıyorlar, konuşuyorlar. Kadın cinayetleri var ülkemizde. Bunun siz istatistikleri verirsiniz. Yani sizin de aynı zamanda da kadın cinayetlerini durduracağız. Bir de yani durduracağız platformu, evet. İddialı bir platform. Onun Manisa temsilcisisiniz. Nedir kadın cinayetleri Türkiye'de? Şimdi biz kadın cinayetlerini durduracağız diyoruz. Çünkü kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 303 kadın kardeşimiz, bunlar da bizim topladığımız veriler. Herhangi bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ya da Adalet Bakanlığı'ndan bir veri alamıyorsunuz. Zaten olmadığını söylüyorlar. Kadın örgütlerinin, bizim kendi örgütümüzün el yordamıyla, medya aracılığıyla topladığı veriler bunlar. Yani bazı, medyadan tuttuğunuz çeteneler. Tabii. Yani bizim... Biz 303 kadın kardeşimizin öldürüldüğünü söylüyoruz. Geçen bazı yıl. Veriler geçen yıl, 2015 yılında. Bazı veriler 284 diyor. Bir başka kadın derneğinin verileri de 414'ü bunların gösteriyor. Bunların yüzdeleri var mı? Oğlu tarafından, eşi tarafından, yakın tarafından öldürülen diye şeyler en var en azından yarısı eşi tarafından öldürülüyor. Yani en yakınları tarafından öldürülüyor aslında. Öncelikle eş... Eski eş dediğimiz boşanmış olduğu eş neden öldürülüyor? Kadınlar kendi hayatlarına pardon, dair... Pardon şey var mı? Böyle kadının kocasını öldürdüğü bir sayı var mı elinizde? Yani kadının kocasını öldürdüğü birkaç tane örnek var tabii ki. Yani Nevin Yıldırım'dan bahsedeceksiniz ya da Çilem Doğan'dan belki bahsetmek istiyorsunuz ama... Biz diyoruz ki kadınlar öldürülmemek için aslında öldürüyor. Yani
Yani Çilem Doğan'ın hikayesine baktığınızda aynı şey var. Günlerce, aylarca, ya mutlaka genel talebimiz hiç kimse öldürülmesin. Ama kadın cinayetleri daha çok olduğu için tabii o öne ki ama çıkıyor. Yani kadın olarak da sizin. Kadınlar öldürdüğünde çok birkaç tane örnek var elimizde. Zaten her gün bir tane erkeği kadınlar öldürülmüyor. Yok, kadın erkeği kadına genel olarak kimse evet, öldürülmesin evet. Dünyada. Ama öldürülmemek için öldürüyorlar kadınlar. En çok boşanmak istedikleri için ve kendi hayatlarına karar vermek istedikleri için öldürülüyor kadınlar. Boşanma sebeplerinin %95'i gördükleri şiddet. Hı hı. Ocak ayında 36, Şubat ayında 25 kadın. Bu demektir ki en az her gün bir kadın en yakınları tarafından öldürülüyor. Coğrafya olarak batıda mı doğuda mı daha fazla veya böyle bir şeyi var mı bunun? Hemen hemen her yerde. Her en çok yerde. İstanbul. İstanbul birinci sırayı alıyor. Hı hı. Tabii İstanbul'u ama Türkiye'nin tabii. Geneli olarak düşünürseniz yani Türkiye'nin hemen hemen şimdi her yerinde var. Kocaeli doğru. Sanırım biraz fazla. Ama Manisa'da çok şey değil, azımsanmayacak derecede geçtiğimiz yıl 8 tane kadın, bir tanesinin de babası öldü. Babasıyla birlikte en son Derya, Aksar'da Derya Ülker adında bir kardeşimizi, yine boşanmış olduğu kocası, babasıyla birlikte öldürdü ki kocasından gördüğü, eski eşinden gördüğü ayrılmasına rağmen şiddet nedeniyle adliyeye tekrar mahkeme için giderken öldürüldü. Hmm. Siz bunlara ne yapıyorsunuz? Yani bunu engellemek için ne yapıyorsunuz? Yani biz bunları engellemek için bir sefer siyasetin dili çok önemli. Hı hı. Yani kadın cinayetlerinin artmasında siyasetin gerçekten dili öncelikli. Biz bunları hep duyduk. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek dediler. Kadına şiddet abartılıyor dediler. Kız mıdır, kadın mıdır bilemem dediler. İşte örtüsüz kadın ya satılıktır ya kiralıktır dediler. Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak dendi. Kadın ve erkeğin eşit olması fıtrata ters dendi. Kadının tek kariyeri anne olmak dendi. Hamile kadının sokakta dolaşması terbiyesizliktir dendi. Bunları biz hep duyduk dendi. Sen bir sus dendi. Evet, kadın olarak sen bir sus dendi. Evet, yani gece dışarıda ne işi kadın, var? Bir kadınımızı, genç bir kadınımıza tecavüz İstanbul'da. Edildi. Saat 3'te, gece saat 3'te ne işi vardı ne denildi. Var. Yani onu diyenlerin annesi de gece vardiyasından çıkıp işten evine geliyor olabilir. Tabii canım, yani önemli olan bir yere işe önemli olan İstanbul'un en işlek yerinde bir genç bir kadınımızın ya da bir kadınımızın tecavüze uğraması. Yani bir hak edilmişlik aranıyor. Kadın cinayetlerinde de böyle bir hak edilmişlik şimdi aranıyor. Şimdi Semih Hanım, şeyde biraz sonra yine arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlarımızın işte sendikacı olmasa veya kadın platformu temsilcisi olmasa, siyaset dilinin işte yumuşatılması veya Türkiye'deki olan siyasete müdahale etme gibi işte veya kadınları o siyasete karşı örgütlemek, işte barışı sağlamak kadın hakları için. Ama siz bu cinayetleri önlemek için yani ne yapıyorsunuz tam olarak da? Nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz? Kadınlar sizin yanınızda neden olmalı? Sizin bu platformunuzun içerisine neden gelip görev almalılar? Sizinle birlikte omuz omuza neden mücadele etmediler? Onları biraz açarsak. Öncelikle biz öldürülen kadınların aileleriyle birlikte dava takiplerini yapıyoruz. Bizim takip ettiğimiz davalarda bu hakimin takdirine geniş yetkiler veren ceza indirimleri var, biliyorsunuz. Bunları duymuşsunuz da, işte kravat indirimi diyoruz, ihal indirimi diyoruz, işte saygın tutum duyduk. Buna benzer bir sürü indirimler hukuk duyduk. Hukuk komisyonu sana var mı? Halk gönüllü avukatlar falan size. Var tabii ki. Bizim 3 yıl öncesinden beri meclise sunduğumuz ceza yasasında bir ek madde önerimiz var. Yani toplumun da özgecan yasası diyebildiği bir yasa var ya, bu yasanın çerçevesi aslında kadın cinayetlerinde indirimlerin uygulanmaması üzerine. Yani ihal indirimi ne demektir? İşte boynunu büktü, sakin durdu, kravat, efendi durdu, kravat taktı. Pişmanım dedi. Evet, yani mahkemede evet, bir daha yapmayacağına kanaat da getirdim dedi. Yani tabii, mahkemede zaten yani
İyi hal göstermek durumundasınız. Yani ne yapacak? Ne yapacaksınız ki? Dediğiniz gibi yani saygılı davranmak zorundasınız mahkemede. Yani pişmanım diyorlar tabii ki ama hiçbiri pişman değil. Yani keşke o kararı veren hakimler onları kız kardeşleriyle evlendirse, o kadar güveniyorlarsa. Yani veya yakınlarıyla evlendirse, o cezasını indirdikleri, iyi hal görüyorum bu bir daha yapmaz dediklerini. Evet. Keşke yakınlarına verse, evlendirseler de görsek böyle. Yani biraz empati olur. Yapmaları gerekir yani. Diyorsunuz ama bizim takip ettiğimiz davalarda genelde indirim uygulanmamasını sağlıyoruz. Müdahalelik taleplerinde bulunuyoruz. Bazen davaya da müdahil oluyoruz. Hı. Yani hakimin vereceği karara bağlı olmuş oluyor. Hı. Şeyden, barolardan nasıl size destek? Mesela ben ücret almadan avukatlık yapmak isteyen veya o davalara müdahil olmak isteyen avukatlar çıkıyor mu sizin veya böyle bir komisyonunuz var mı? Biz Manisa'daki bütün kadın cinayeti davalarını takip ediyoruz. Bizimle birlikte müdahalelik talebinde bulunuyoruz. Eğer müdahaleimiz kabul edilirse mahkemede gönüllü avukat arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte tabii ki. Onlarla birlikte. Manisa metin mi, ilçelerde de var mı? İlçelerde de. Manisa Barosu'nun Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'nda sürekli her davaya müdahillik talebinde bulunuyor. Bizimkileri de kabul etmiyorlar bazı mahkemeler. Onlarınkini de kabul etmiyorlar. Eğer kabul ederlerse ikimizinkini de kabul ediyorlar. Siz cinayetten sonraki süreci mi? Mesela diyelim ki bir kadın size geldi, dedi ki ya ben birçok uğraştım. Yani eşim veya sevgilim, babam, kardeşim beni öldürecek. İşte gittim müracaat ettim ama benim müracaatımı dikkate almıyorlar. Ben korkuyorum, ne yapacağım dediğinde orada da bir sahiplenmeniz var mı? Yoksa tabii ki, siz tabii diyor ki musunuz biz bakmıyoruz cinayete sonra? Hayır. Öncesinde, tabii ki öncesinde. Geçtiğimiz Ocak ayında belki duymuşsunuzdur haberlerde. Eski eşi, boşanmış olduğu eşi vurdu bir arkadaşımızı. Biz yine medyadan öğrendik. Hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimizde ziyarete doğal olarak soruyoruz tabii ki, yakalandı mı sizi vuran eski eşiniz? Yakalanmadığını söyledi. Baktık yani yakalanmadı. Üstelik koruma yasasından da faydalanıyor. Koruma istemiş kağıt üstünde. Yani 6284 sayılı kanundan faydalanıyor. Ama bizde çok eksik. Yasa iyi. Kadın örgütlerinin birlikteliğiyle çıkmış bir yasa. İstanbul yasada Sözleşmesi'nin hiçbir, de etkisi var tabii, sanırım. Tabii. Yasada bir problem yok ama etkin uygulanmasında çok eksiklikler var. Bazı bacaklar eksik. Hayır, yakalanmadı, kaçtı dedi. Sonra biz müracaat ettik. Koruma sağladık hastane odasında. Ondan sonrasında sığınma evine götürdüler. Epeyce bir sürdü yakalanmaması eski eşim. Sonra hatta bakımını üstlenen erkek arkadaşını da vurdu hastanenin bahçesinde, kaçak olduğu dönemde. Sonrasında yakalandı. Ama o zamana kadar polis koruması altında hastanede koruma almasını sağladık. Kadın evleri var mı Manisa'da? Var. Var. Yani böyle bilinir bir yer mi, adresi falan yoksa? Yani biliyorlar tabii ki. Biliyorlar. Yani biliyorsunuz bir tane medyadan bir arkadaşımız adresini bile verdi bir yangın çıktığında. Evet. Bazen açılışları yapılıyor Türkiye'nin bazı yerlerinde belediye başkanları tarafından, bunları duymuşsunuz. Yani ilginç. Biraz önce işte kadın cinayetler. Yani biz kadın cinayetlerini işte kadının yaşamından, kadın iş yaşamından, kadının günlük yaşamından bağımsız tutamayız. Yani bugün kadın cinayetlerinin en çok işte işsiz kadınlar, evinde oturan kadınlar, eşinin parasını yiyen kadınlar olarak da bakmamalıyız. Bunun şeyleri, istatistikleri bende var. Tam da böyle çalışan kadınlar. Yani kadın cinayetine kurban gidenlerin büyük çoğunluğu evin ekonomisine de katkı sağlayan kadınlar, çalışan kadınlar. Yani şeyi de yok. Yani bunun sadece işte kırsal alanlarda veya eğitimsiz, tırnak içerisinde söylüyorum, yani akademik eğitim almamış kadınlar veya erkekler tarafından da değil. Yani görüyorsunuz geçen yıl profesör düzeyinde işte bir üniversitede işte doçent düzeyinde insanlar işte eşlerini, sevgililerini öldürdüler. Yani bunun işte Anadolu bir kırsalında, Manisa kırsalında da olmuyor. Yani bununla birlikte de geçiyor. Sizin koyduğunuz bugünkü işte emekçi kadın mücadelesinin sadece iş yerlerinde sendikalı olma veya sosyal siyasal haklar için mücadele etme
Değil elbette. Aynı zamanda kadının kendi kadın olma kimliğinden dolayı hakları içinde mücadele etme. Mesela daha önceki yıllarda kadınların zor koşullarda çalışılması, taşeron işçi olarak çalıştırılması, işte şeyin olduğu dönemlerde diyelim ki mevsimlik işçilerin olduğu dönemde onların bu yılda gündeme şey geldi, güvencesizlik var, yani gelecek güvencesi kesinlikle yoktur. Çalışma. Şimdi şey var, savaş var, yani çatışma ortamı var, savaş var, yani hemen yanı başımızda cereyan eden bizim ülkemizde çatışma ortamı var. Şimdi bu çatışma ortamına dayandırılaraktan bir fabrikada haklar için, sosyal siyasal haklar için grev başlattıklarında o hemen işte Güneydoğu'da çatışma var, burada terörist misiniz siz mantığıyla üzerine geliyor. Bir iş yerinde sendika çalışması başlattığı zaman işten atılıyor. Yani şeyi düşünün, işte eşlerin ikisi de aynı fabrikada çalışıyor. Bunlar 80 bin, 100 bin lira kredi almışlar, ev almışlar. Ev taksitleri kredi ödüyorlar. Bir iş yerinde de çalışıyorlar. Siz sendikacı olarak, ben biliyorum ki işiniz çok zor, o aileye gidip sendikal olun dediğinizde ben olsam korkarım. Yani kardeşim, yani ne diyorsun, benim işte 120 bin lira kredim var. Şimdi ben duyulacağım, sendika çalışması yürüttüğümü, işte şeylerde iş yerinden atılacağım. Ondan sonra benim kredimi kim ödeyecek? Devlet, banka gelecek, oturduğum evi de elimden alacak. Ben sokakta kalacağım, bir daha iş bulma şansım da yok. Siz aklınızı başına alıp gidin, ne sendikası diyorlar mı size? Şimdi bizimkisi kamu emekçileri sendikası, kamuda çalışan. Kamuda şu an... Bizim sırtımız yok, biraz hayır, daha kaymıyorsunuz, bizi değil. İşten atmazlar öyle diyorsunuz. Öyle değil. Ama siz de tutukluyorlar. Yok, öyle bir durum yok. Bizim de iş güvenliği 657'nin değişmesi söz konusu biliyorsunuz. Orada iş güvenliği kalkacak, biz bunları biliyoruz. Yalnız bunu hani şeyden siz aldınız... teslim olmuşsunuz, kalkacak diyorsunuz. Yani kalkmaması için en azından mücadele edeceğiz, kaldırmayacağız diye. Şimdi bakın, dünyada sermaye 3 defa sıkıntı yaşadı. Yani işte dünyadaki para politikasının adı borca dayalı para sistemi. Birinci Dünya Savaşı'nda bu borca dayalı para sistemi Birinci Dünya Savaşı'nda bir şeye girdi, krize girdi. Krize girmesiyle birlikte Orta Doğu üzerinden şekillenme yaşadı ve Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun dağılışı. Arkasından o Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte 17 tane devlet bunun içerisinden çıkması ve Orta Doğu'daki haritaların tam yerine oturmamışlığıyla 1917 Ekim devrimiyle birlikte, Sovyetler'de oluşan 1917 Ekim devrimiyle birlikte bir sermaye kendisini oradan doğru çok bir uzağa düzeltmeye gitti. Böyle Manisa'yı bir konuşalım. Çok uzağa gitmeden gitti, bugünü geleceğim. Konuşalım. Düzeltmeye gitti. İkinci sermaye bunalıma girdiğinde İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Biz bunları hep dünya savaşları olarak yaşadık. Bu sırada da hep emeğin şeyiyle gitti. Yani işte emeğin ezilmesi, emeğin daha çok sömürülmesi, daha çok sendikasızlaştırma, daha çok iş güvencesinin ortadan kalkmasıyla gündeme geldi. Şu an biz diyoruz ki şu an borca dayalı para sistemi üçüncü bunalımını yaşıyor. Üçüncü bunalımını yaşarken de gene bu işte hak gaspları var, emeğin istihdamındaki gasplar var, sendikal gasplar var, birçok alanda hayatın gaspı söz konusu. Yani burada da çalışan, emeğiyle üreten, emeğiyle geçinen, hani işte diyoruz ya fabrikada, sanayide çalışan kadın işçidir de işte kamuda çalışan kadın işçi değil midir? Aslında işçidir. İşçi sözü nedir? Emekle bağlantılı bir şeydir. Biz diyoruz ki işçi dediğimizde... Sizin biraz daha iş güvenceniz var. İş güvencesi sadece işte şeyden sonra 1657 aslında eskiden de... Yani o iş güvencesini de zaten sizler mücadele ederek aldınız. Kimse size o güvenceyi daha kimse, desin, güvenceniz kimse olsun. Kimse bize o güvenceyi vermedi. Ama şey var, kamuda çalışanlara biraz daha böyle hani allayıp pullamak, bürokrasi mantığını vererek biraz daha onların ben devlet memuruyum, memur mantığının oluşması sağlandı biraz daha. Oysa ki işçi satacak emeğinden başka hiçbir şeyi olmayan kimsenin adıdır. Emeğiyle çalışacak ve üretecek, onunla işte götürecek, yaşamını idame ettirecek. Yani ben kamuda çalışıyorum. Hatta ürettiğini de geri alamayacak kadar yoksuldur.
ürettiğinde tabii ki emeğin hakkının ödenmesi veya emeğinin yani işte ürettiği ürünü de alamayacak kadar. Ürünü de alamıyor. Yani saat bir saatte ne kadar üretiyor ama aldığı saat başı para ne kadardır bu şey noktasında. Valla sendikalar 1980... Şunu ama biz Manisa'yı şöyle bir konuşsak. Yani Manisa'da siz KESK'tensiniz. Yani Manisa'da memurların, oradan gidelim veya işçilerin yani sorunları ne, ne yapmalılar, nasıl bir sıkıntıları var? Yani burada veya o sendika içerisindeki, daha doğrusu bugün 8 Mart olmasıyla sendika içerisindeki kamuda, iş yerlerinde çalışan kadınların şu anki Manisa'daki sıkıntıları ne? Bunların o sıkıntıları nasıl aşarlar? Neden sendikalı olmalılar? Sizin sendikanız kadınların işte hem iş, emek, özgürlük konusundaki mücadelesi, bunun yanı sıra da kadınlara yönelik mücadelesi nedir? Onu biz böyle bir konuşalım. Şimdi Manisa şeyi itibariyle, yapısı itibariyle dar ticaret alanı olan bir memleket. Buradaki Manisa'da çalışan profile, kadın profiline baktığınız zaman da ya Manisa'nın kendi yerli insanı ya da işte ilçelerden vesaire gelen insanlar ya da dışarıdan tayinden gelen şeyler, arkadaşlarımız var. Burada kamu emekçilerindeki sendikal faaliyet her ülkede diğer dış, ben o nedenle şeye girdim. Borca dayalı para sisteminin bu sıkıntısı, krizine bu nedenle geldim. Sendikaların tamamında bir böyle bir şeylik var, yani bir rehavet var. Tamamında bir şeylik var, bir durgunluk var. Sadece işte hükümet yanlısı olan sendikalarda bir şeylik, hareketlilik var. Ve onlar da işte bugün şey kalkacak... bu esnek çalışma olarak dendiğinde esnek çalışma olsun denilebilecek düzeydeki şey var. Konuma gelinmişlik. Niye bu sendikacılar mesela hükümet taraftarı veya muhalefet taraftarı oluyorlar? Yani sorunları aynı değil mi? Şimdi diyelim ki sizin o iş güvencenizin ileride kaldırılacağı. Şimdi öyle bir talep var. Bunu kaldıracaksa hükümet kaldıracak. Şimdi hükümet taraftarı dediğiniz o sendika bu hakkının elinde alacağını bilmesine rağmen niye hala hükümet taraftarlığını sürdürebiliyor? Ya sarı sendikacılık lügatımıza girmiş veya ilk defa yapılan bir şey değil. Siz konuştuğunuzda ne diyorlar? Yani kaldırırsa kaldırsın canı sağ olsun diyorlar oradaki memurlar. Yani kaldırılacaktır, daha iyi günler olacaktır, yok canım sende falan gibi şeyler oluyor. Ben Bür Emekçileri Sendikası daha öncesindeki sendikal süreçten geliyorum. Kuruluş aşamasından geliyorum, 95'lerden vesaire geliyorum. O zaman bugünkü yaşayacağımız şeyleri işte ben tek tek gidiyordum, arkadaşlar bugün bu olacak, işte böyle olacak, bu şekilde günler gelecek, işte iş güvencemiz alınacak, bakın sağlık özelleşecek diyorduk. Bize şey diyorlardı, teröristsiniz siz, fizikçisiniz, bozguncusunuz gibisinden cümleler alıyorduk. Bugün bizim söylediğimiz olmadı mı? Bakın işte arkadaşlar söylüyoruz, hani bunlar oluyor, örgütlenilmesi gerekir denildiğinde de ya haklısın ama evet diyor. Yani bir mücadeleden kaçış söz konusu. Bunun gerekçesi veya bunun nedeni nedir? Ülke olarak bakmak gerekir. Her şeyi hani bütünden gelip işte teke gidildiği gibi tekten de bütüne varımda bakmak gerekir. Ülke olarak her tarafta bir rehavet var. Her tarafta şey bir... söz konusu. Ülke gündemine de bağlı. Yani ülkedeki cereyan eden işte şu çatışma durumunun olması, baskı, işte sindirme politikaları ve gözaltılar, kamuoyu baskısının oluşturulması, sizin dediğiniz gibi en ufak hak arayana işte terörist damgası vurulması veya bölücü damgası vurulması, bu da birer etkin tabii. Onları da konuşacağız. Şimdi kadın dayanışma grubu diyorsunuz. Yani siz kadınlarla dayanışmayı sürdürürken yani bunun içerisinde böyle bir alanınız var mı? İşçi kadınlar, işte köylü kadınlar, tarım işçisidir. Hepsi. Yani o zaman sendikadan sizin farkınız ne? Yani niye böyle bir platformu kurdunuz? Biz şuradan yola çıktık. Bütün kadınlara ulaşıp her derdi, kadınlar dertleri olduğunda, sıkıntıları olduğunda, sorunları olduğunda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sendikayı bile bilmiyorlar. Yani siz onları böyle sendikal veya siyasi mücadeleye mi hazırlıyorsunuz? Yani nasıl? Hazırlamaktan çok onların taleplerini alıyoruz. Evet. Bu taleplerimizi, anketlerimizi, çalışmalarımızı sonra partilere veriyoruz, derneklere veriyoruz, sendikalara veriyoruz.
Onlarla böyle birlikte sorunlar, de ortak çalışma yürütüyoruz. Ortak çalışmalarımız var. Yani şu kesimlerde mesela daha bilinmiyor ya da daha biliniyor da bilinmiyor gibi durumları bu anketlerimizi, çalışmalarımızı sunuyoruz. Ve sıkıntısı olanlara da yardım etmeye çalışıyoruz yani elimizden bir geldiğince. Bir köylü kadına köylere gittiğinizde işte sohbet ettiğinizde onlarla sohbetiniz ne oluyor sizin? Yani bir köylü kadına nasıl bir veya bir tarım işçisi kadına nasıl bir sohbet yapıyorsunuz? Yani ne yapması gerektiğini nasıl anlatıyorsunuz? Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın ve geçici tarım işçiliği yapan kadınlarımızın sosyal güvenceye kavuşturulması. En çok hepsinin tarımdan, tarladan vazgeçmelerinin sebeplerinden bir tanesi de güvencelerinin olmaması. Çünkü herhangi bir sosyal güvenceye sahip olamıyorlar. Türkiye'de tarım sendikası diye bir sendika var değil mi? Tarım kalmadı. Sen var. Yani tarımla ilgili. Tarım Orkamsen keske sendika. Bağlı bir sendika. Tarım Orkamsen ama tarım işçilerinin olduğu bir alan değil. Yalnız o konuyla ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğine dair şey yapıyoruz. Pardon, KESK'te de şey var, sınıf ve kitle sendikacılığı. Bu şey var. Sınıf sendikacılığı derken kamu çalışanlar da kitle sendikacılığı oraya da şey yapılması. İlerleyen çalışma süreçte çalışmalar mevsimsel durmuyor. İşçiler. Akhisar'da çok mesela. Evet. Üzüm mevsimi, zeytin mevsimi. Yani yazın başlıyor, kışın bir dönem ara veriyor ya da aralar geliyor, şeyler geliyor. Daha az veya çok diye devam ediyor. Hiçbirinin sigortası yok, sosyal güvencesi yok. Ve sağlıksız koşullarda da çalışıyorlar. Tabii ki. Çocuklarını tarlalara götürüyorlar. Evet. Sorunun en çok olduğu alan. Yani oraya hayır, zeytine çıkıyor, zeytin ağacına çıkıyor, zeytin toplamaya düşüyor, ayağını kırıyor. Ondan sonra o seneki çalışmaya da gidemiyor. Oradan kaybediyor. Sigortası olmadığı için zaten masrafını kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. Kocası da diyordur. Niye düştün? Niye düştün? Sağlam basmadın diye. Yani bunları gülüyoruz ama ne yazık ki bunlar gülünecek hallerimiz değil, ağlanacak hallerimiz. Evet. Memleket bu halde. İşte biz memlekete gülüyoruz, o düşene değil de. Yani. Memleketin gülünecek durumu var da ona en gülüyoruz. Kötüsü ya insanlar bir haber yaşıyorlar. Ya bir televizyonlara bağlanmışız, ne gazete okunuyor, ne bir iletişim insanların arasında bu sorunları konuşma iletişimi dahi kalmadı. Ama şey gazete, televizyon izleyip gazete okuyan, kitap yazanlar da şey yapıyor. Yani var ama ne kadarımız yani hangimiz? Sorun insan olmakta. Yani tabii ki. Eğitim sadece akademik eğitim değil, bilimsel tabii eğitimin ki, olması. Ki. Yani bu önemli. Bir de şey, yani sizin daha farklı şehirlerde nasıl bir çalışmanız var? Diyelim ki bir Manisa'nın semtlerinde geldiğinizde, dolaştığınızda oradaki kadınların hangi sorunlarını tespit ediyorsunuz? Onlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Valla çalışan kadınlarda daha çok mobbing uygulamasından son verilmesini, güvenceli çalışma, yine birçok kadın oldukları için, şimdi bir de hamilelik, emzirme dönemi ya da evli olduğunda ne kadarlık evlisin, çocuğun küçük mü, büyük mü? Yani bunlara göre de sınıflandırılıyor. Sosyal dairelerle böyle ilişkileriniz var mı? Mesela diyelim ki buradaki sosyal dairelerle o çalışmaları yürütmeniz veya Semih Hanım'ın işte kadın cinayetleri durduracağız platformuyla bir çalışmanız var mı? Sendikalarla var mı? Yani bunlarla tabii, nasıl bütünleştiriyorsunuz? Tabii kurmaya çalışıyoruz. Sıkıntıları yani böyle sıkıntılar. Siz yeni bir dernek misiniz? Yeni bir dernek. Yeni daha bir doğrusu dernek. Biz 3 yıldan beri, daha da eskisi vardı, 3 yıldan beri resmi olarak bir platform olarak. 3 yıldan beri siz yeni değilsiniz. 3 yıldan ülkede devrim yapıyorlar yani. Platform olarak çalışıyoruz da Akhisar'da ve dernek başkanısınız. Akhisar'la mı sınırlısınız siz? Akhisar'dayız. Evet. Yani Semih şeyde, Hanımlara da destek veriyoruz, gidiyoruz yani onlarla. Manisa'da da yoksunuz, sadece Akhisar'da varsınız. Akhisar'da. Talepler de şey sanırım işte mevsimlik işçilerin daha çok oraya geldiğini. Evet. Onun için o tarımda çalışan kadınların daha çok olduğu için. Evet maalesef. Onların çalışmalarını bütünleştirip daha sonra da işte sendikalarla, işçi sendikalarla, memur sendikalarla, partilerle birlikte onlara sorunlarını çözmeye getiriyorsunuz. Gayret ediyoruz. İnşallah oralarda cinayet çıkmaz. Semih Hanım'la da şeyiniz olmaz diyoruz. Şimdi Semih Hanım, siz uzun dönem Avrupa'da da kaldınız. Yani oradaki kadın mücadelesini de biliyorsunuzdur. Şimdi Avrupa'daki kadın mücadelesiyle Manisa'daki kadın mücadelesini böyle karşılaştırdığınızda daha çok işte Manisa'da ne tür sıkıntılar var? Yani dünyanın
her yerinde de öyle ama Manisa'da da öyle. Çok mücadelenin içine çekemiyorsunuz kadınları. Ne diyorlar? Gönüllülük esasına dayanıyor zaten. Çok az gönüllü bulabiliyorsunuz. Öncelikle yani en temel insan hakkı yaşam hakkı diyoruz. Biz bugün meydandaydık. Siz biraz önce dediniz Türkiye'nin bir bazı kısımlarında engellenmeye çalışıldı kadınların sokağa çıkması ama biz yine bugün meydanlardaydık. Manisa'da arkadaşlarla birlikte meydandaydık. Polis nasıldı, böyle şey engelleme falan oldu mu Manisa'da? Yok, engelleme olmadı. Ya ama katılım nasıldı geçmiş dönemlere? Fena değildi. İyiydi. Kadınlar çoğunluktaydı. Geçen sene de bir şey olmadı ama yanlış yoldan yürüdük diye yargılanıyoruz yalnız. Hani büyük kentlerde bayağı bir katılım olmuş. Yani daha önceki yıllardan, bir de yasaklara rağmen işte toplu olmasın, işte canlı bombalar Türkiye'de geziyor, bir yerde patlatılabilir, o korkular yayılmasına rağmen katılım bayağı bir. Bir de çocuklarıyla ellerinden tutup gelen kadınlar vardı. Yani memnunlardı kadın örgütleri büyük şehirlerde. Manisa'yı bilmiyorum nasıldı da. Ama ben yine de kadınların meydanlarda olmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce biz kadın cinayetlerini nasıl önleriz diye konuştuk. 3 yıldan beri ek ceza madde önerimiz var. Bak şunu da sorayım da siz genişletin. Mesela diyelim ki bir de sizin konunuz hassas bir konu. Yani bir kadına... Arkadaşlar bak, Türkiye'de bu görülüyor da görülen bir şey. Hı-hı. Şimdi arkadaşların işi biraz daha zor. Sendika işte mücadele anlatacaklar veya hanımefendinin işte çalıştırdıkları platformun işi daha zor. Ama sizin işiniz biraz daha kolay gibi, yani mantığa göre. Neden kolay gibi? Çünkü ölümler var, görüyor. Akşama kadar televizyonlarda, ekranlarda işte eşinin tabancayla öldürdüğü, bıçaklayarak öldürdüğü, o kanı yerde, kafasından kan akan, bedeninden kan akan kadınları ekranlarda görüyoruz. Evlerimizde izliyoruz. Yani bir kadına gidip dediğinizde, kardeşim yani yarın siz de ölebilirsiniz eşiniz tarafından. Yok, ben eşimi seviyorum, eşimle ilişkilerim iyi, tamam. Ama o sizin kızınız yarın hocam, işte eş olacak. O öldürülebilir. Kız kardeşiniz öldürülebilir. Yani ölüm var. Bunlar da yaşanıyor. Yani neden gelmezler sizin yanınıza? En az 15 dava takip ettik bugüne kadar. Ben kendim bizzat takip ettim. Tüm ailelerle görüştüğümde hepsinin ortak düşüncesi bizim başımıza gelmez sanıyorduk. Evet. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Bizim başımıza gelmez. Ne diyorlar kadınlar siz gittiğinizde, kardeşim yani böyle bir platformumuz var. Yani bu çalışmalarımızı yürütmeliyiz, bilinçlendirmeliyiz dediğinizde bizim nasıl tepkiler? Platformumuzda da biraz da risk görüyorlar kadınlar. Yani öldüren tarafta var ya. Ondan bize de bir zarar gelebilir diye düşünüyorlar. Bizde biraz öyle sıkıntı da var. Biz sokağa çıktığımız zaman işte öldüren tarafın... Tabii canım, böyle... adliyede aileyle birlikte oluyoruz. Tanık tarafı da geliyor adliyeye. Biz aileyle birlikte tarafız zaten. Mağdur ailenin tarafındayız. Bir de kadın kadına diyordur. Ne işin var gitmeye, oraya gidiyorsun, otur demiyor da, değil mi? Tabii ki. Yani, ne olacak yani şimdi bu memleketin hali, yani birisi öldürüyor diye korkup o ölümlere sahip çıkmayacağım. Birisi yasal işte işten atılıyor diye sendikaya sahip çıkmayacağım. Birisi sen böyle insan olma dediğin zaman sana bir şekil biçiyor böyle. O şekilde bir insan olacaksın, özgür bir insan olmayacaksın. Ne olacak o zaman? Yani şu cinayetleri nasıl durduracağız o zaman biz yani baktığında? Öncelikle 3 yıldan beri dediğim gibi ek madde yasa önerimiz var Türk Ceza Kanunu'nda. İndirimler. İndirimlerin uygulanmaması gerekiyor. İndirimler bize göre gerçekten kadın katillerini aklayan ve ödüllendiren indirimler. Caydırıcı ceza olması gerektiğini düşünüyoruz. Özgecan yasası diye toplumda anılan bir yasa var, öldürülen genç kızımız Özgecan'dan sonra. Bu yasanın çerçevesi aslında Türk Ceza Kanunu'nda kadın cinayeti teriminin yasalaşması. Hı hı. Birinci olarak. Ve kadın cinayetlerinde hiçbir şekilde indirim uygulanmaması ya da uygulanacak indirimlerin de maddi delillere bağlanması, hakimin geniş yetkililerine dayanan indirimlerin olmaması gerekiyor. Yani o kadar çok indirim veriliyor ki yani şöyle örnek... şunu şu şeyi de vermeyelim yani
indirimler ortadan kalktığı zaman kadın cinayetleri de oradan kalkar şeyine de vermeyelim. Yani caydırıcı olur da sadece indirimlerle durdurulmaz diye şey yapalım. İndirimlerle olacağı bir şey değil. Yani sadece indirimlerle durdurulmayacak. Yani mutlaka uzun vadede yapılacak çok şey vardır. Ama yani her gün can veriyoruz kısa vadede hemen acil. Ha, yapmamız gereken tabii, şeylerden evet. Düşünün yani biz bundan ehliyetsiz araba kullanmanın, hızlı araba kullanmanın, alkollü araba kullanmanın cezasının 5-10 lira olduğu zamanları düşünün. Her gün televizyonlarda işte aşırı alkolden, aşırı süratten kazaları ve ölümleri duyuyorduk. Ama son zamanlarda azaldı. Neden? Çünkü caydırıcı cezalar var. Çok yüksek cezalar var. Kafasına sık 5 sene yatarsın oğlum çıkarsın diyorlardı yani. Ya öyleydi yani tabii onu ki. Demesinler. Bakın diye. Ayşe Paşalı davasında Ayşe Paşalı sembol olmuştu. Kadın örgütleri bir tane bırakın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını eşini öldüren kocaya verilen bir tane müebbet hapis cezası bulamıyorlar. Namussun diye öldürüyor ya. Evet. Yani kadının hiçbir yani hani kadın sadece ne yapıyor? Kendini ifade ediyor. Namus sadece da tek belki, kadına yüklendi zaten. Zaten evet yani her şeyi kendini tarif eden herkes kadın üzerinden tarif kadınlar ediyor. Kadınlar öfkeli diyoruz. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar programımız devam edecek. Kısa bir aradan sonra devam ediyor. ETV stüdyolarında 7. gün programında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü konuşuyoruz. Televizyonu yeni açanlar için konuklarımı tekrar tanıtmak istiyorum. Semiha Hasgör, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Manisa temsilcisi. Füsun Kaplan, SGK memurları KESK sendikası üyesi. Hilal Tınmaz'da 8 Mart Kadın Dayanışma Grubu temsilcisi. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Böyle sohbetimiz devam ediyordu. Hüsnü Hanım bu sendikalarda yani kadınlar örgütlü, örgütsüz yani biraz önce de konuştuk işte kadın cinayetlerini konuştuk. Kadın cinayetlerinde sadece kırsal alanlarda olmuyor Semih Hanım anlattı. Eşi memur olan, eşi profesör olan, eşi doçent olan, mimar olan, mühendis olan böyle meslek gruplarından, akademisyenlerde de var. Yani ölüm her tarafta kadınları yakalıyor. Sadece biz eğitim diyoruz ya, yani eğitim de yetmiyor. Çünkü neden? Biz biraz önce konuştuk, Avrupa'daki durumu konuştuk. İşte kiliselerin kopmasıyla, bağımsızlaşmasıyla... diğer alanda çalışmaların devlet içerisinde kalması, kiliselerin müdahil olmamasıyla birlikte daha farklı bir alanlara şey yaptı. Bizim genelde Müslüman coğrafyasında da bir din faktörü var. Şimdi Semih Hanım anlattı, sadece işte gece dışarıda gezen kadınlar veya giysisinden dolayı vücudu, bedeni işte dışarı çıkıp sözüm onu o sapık insanların söylediği gibi tahrik eden anlayışındaki kadınlar öldürülmüyor.
işte giysisinden dolayı, gece gezmesinden dolayı, gülüşünden dolayı, kahkaha atmasından dolayı kadınlar öldürülmüyor. İşte muhafazakar kadınlar da öldürüyor, yaşlı kadınlar da öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Yani burada kadınların neden öldürüldüğünü ortaya çıkıyor. Kadın olduğu için işte kendi insan olma, yani kadın ama insan, insan olma değerlerini yitirmek istemediği için, ben özgür insanın bireyim dediği için öldürülüyor. Onun için de söylemesine gerek de yok. Onun için de yani tüm kadınların buna sahip çıkması gerekiyor. Şimdi sizin Manisa'da sıkıntılarınız nedir? Yani bir muhafazakar kadına gittiğinizde o çalışma alanınızın içerisinde onları örgütleyebiliyor musunuz? Birlikte dayanışma gösterebiliyor musunuz? Veya kadınlar için burada genelde Sekiz Havuz'un orada veya başka bir yerde bir gösteri olduğunda bir pankartta kestiler, bir pankartta işte muhafazakar kadınlar ellerine pankartla birlikte ortak çalışmalar yürütebiliyor musunuz? Veya görüşmeler bir kadın cinayet olduğunda, bir kadınlara yönelik bir saldırı olduğunda bir araya gelebiliyor musun? Nedir Manisa'da kadınların şimdi, durumu? Şimdi daha önce söyledim ya, keskin yaklaşımı sınıf ve kitle sendikacılığı üzerinden diye. Sınıf ve kitle sendikacılığı üzerinden gittiğimizde tabii ki yani o işte tarif edildiğinde muhafazakar inançlı kadınlarda bizim için şey yok, hani kadın olgusu öteye konduğunda, ana noktaya konduğunda ve kadın emeği ana noktaya konduğunda kadının kendisini nasıl ifade ettiği çok önemli değil. Yani bize göre işte kadın nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir. İşte benim yanımdan ayrıldığında ki sendikaya üye olan arkadaşım ister camiye gider, ister kiliseye gider, ister cemevine gider, ister havraya gider, sinagoga gider. Bu çok şey bir faktör değildir. Bizim için önemli bir faktör değildir. Bizim hangi arkadaşlarla birlikte olabiliyoruz? Şimdi ülkemizde bir din olgusu var. İnsanların inanç noktasından doğru baktığınızda zaten Nazım Hikmet de demiş ya, işte inançsız insan olmaz. İnançsız insanın hayvandan farkı kalmaz. İnsanlar inanırlar. Şimdi bir börtü böceği ezmemek, insanı ezmemek, yaradanı sevmek, yaradandan ötürü yaradılanı sevmek, yaradandan ötürü, hepsi bunların birer toparladığınızda inançtır aslında. Yarın yanağından gayrı her şey ortaktır dersiniz. Bu da bir inançtır. Bizim ülkemizde ve coğrafyamızda olan temel sorun inanç alınmış erkek egemen noktasından ve erkek zihniyetinden algılanmış, bu şekilde kurgulanmış. Tam bunu da erkek şey demeyelim yapmak, de şöyle yanlış anlaşılıyor. Eril zihniyet yani diyelim mi? Sistemi elinde bulunduran erkek, yani sistemi yönetenlerin tabii erkek ki sistemi egemenliğinde olması. Ya erkek egemen şeyin bugün Afganistan'da bir erkek şey bakıyordu, fal bakıyor. Fal baktığı sırada işte insanlara yalan söylüyor. Kadın orada diyor ki neden yalan söylüyorsun, neden böyle bir şeye giriyorsun, insanları kandırıyorsun ve paralarını alıyorsun dedi diye. Kadına anında hemen bir iftira, bu işte Kur'an'ı yaktı diye kadını parçaladılar. Şimdi şöyle giyim bir şey de kuşanla oluyor. Da alakalı erkek egemen dediğimiz zaman bazı kadın arkadaşlarımız yanlış anlıyor. Hemen evindeki kocasının yakasından tutuyor. Sen egemensin. Ondan yani söz etmiyoruz. Sistemin yani dünyayı yönetenleri şu anki. Sistemin kendisi, artık değerin oluşması, metanın oluşması zaten ataerkil düzen ve toplumun oluşmasıyla bağlantılı. Hı. Kadın daha şeydir. Yani yönetenlerin çoğunlukla erkeklerin olmasından dolayı. Eril bir zihniyet olması, savaşçı eril bir zihniyetten olması. Şimdi bu insanlar, kadın daha öncesinde söyledik ya bu şeye, tarihçesine de bakarken, kadının bilgiye ulaşması bile yasak. Kadının işte bir şeyle herhangi bir edebiyatla uğraşması, eğitim alması vesaire, bunların hepsi yasak. Bunları yapanlar da erkekler. Baktığınız zaman her şeyi yapan, her şeyi işte eril bir zihniyetle kendi şeyi içerisinde yazmış, çizmiş, yani siz Manisa'da kuşatmış. O sıkıntıyı nerelerde duyuyorsunuz? Yani açmazdınız nerelerde zorlanıyorsunuz? Bizim örgütlenmede. Örgütlenme noktasında biz arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, eğer arkadaşlarımız da bu eril zihniyeti, yani inancını eğer kendisiyle vicdanı arasında görüyorsa, ki vicdandır aslında, herhangi bir şeyimiz, herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Ama ne oluyor? Şeyden doğru, örneğin fabrikada bir işçi arkadaşımız sendikal mücadeleye katılması vesaire noktasında eşinden de bir tepki gelmiyor ama kendi iş yerinden, işte müdüründen vesaire, o yöneten kısımdaki şeyden telefonla, özellikle taciz telefonları, mesajları gelebiliyor.
Bunun nedeni ne oluyor? İşte eşi görüyor, lanet gelsin bununla uğraşma. Yani böyle bir şeyle uğraşma deyip kenara alsın, çekilsin diye yapılabiliyor. Manisa'da yaşıyoruz. Manisa'daki işte öyle şeyler var ki işçi kesimi... Ama o işçiye şey konusunda demiyor. Yani orada hemen böyle geri çekiyor da. Mesela diyelim ki çocuğunun evinin geçimi var. Yani geçinemiyor, bir şey alacak. Eşine ya sen tarlada gidip çok çalışıyorsun, eziniyorsun. Oradaki işte neyi başı, çerçi başı falan. Dayıbaşı. Veya dayıbaşı işte... O sana hakaret ediyor, çok baskı yapıyor, seni çok çalıştırıyor, nalet olsun tarlaya gitme demiyor. Şimdi orada ama demiyor. Şimdi burada demiyor. Diyor. Sen, sendikal, hani... sendikal konum var, görecek işte o şey var diye. Şimdi mücadele eden kadına, kendi kadın cinayetlerinde de baktığınızda kendini ifade eden, işte o şey Afganistan'daki örneği de verdim, kendini ifade eden veya bu yanlıştır olmasın diyen kadına veya bir yerde örgütlenme ve hakkını aramaya kalkışan kadını yok etmeye kurgulu bir sistem. O erkeklerde hem böyle kadının işte baş kaldırısı, özgürleşmesi, kendini aşması, sorunlarına sahip çıkması erkeğini bazen korkutuyor mu acaba? Yani bu artık ilk başta olmaya başladı. İlk başta yani... olmaya kaçtı. Evde bana da artık baş kaldırır. Bu işlerle uğraşmasın. Örneğin erkek arkadaşlardan işte bizlerle birlikte mücadele edip gelip merhaba vesaire derken karısını getirmiyor. Hı hı. Bunun ne gerekçesi de şeydir. Yani onlar kadar işte mücadeleci olmak. O zaman onun zaten mücadelesi gerçekçi bir mücadele. Gerçekçi değildir tabii ki. Yani o şeyi yani kitle sendikacılığı yaptığımız ortamlardan söz ediyorum. Hani bizde şey vardır ya böyle. Mesela bir dul kadın olur, evli erkekler genelde dul kadınla görüştürmek istemezler. Hemen bağlarını koparırlar. Derler evet. ki sen dul kadından evet. konuşma. Çünkü neden? Kendi iktidarının sarsılacağını bir gün aha. o korkuya kapılır. Benim eşim de onun gibi. Onu hep rahat zannederler dışarıdan. Aha. İşte koca evet. derdi yoktur, rahat geziyor. Yarın benim eşim de ona özenir, işte benden boşanır. O korkusu var. Yani diğer yerlerde aynı. Burada bir kadının bir baş kaldırısı var. Yani benim kadınım dünkü kadın değil. Bak artık okuyor, kitap okuyor. Bunun işte söylemleri değişiyor, yaşamı değişiyor. Yarın bana karşı da değişecek diye bir korku da oluyor. Tam da orada kadını korumak değil, erkeklerin kendini korumak için o kadını sendikalara, örgütlenmelere, böyle mücadele alanlarına tabii. göndermiyorlar alanlarına diye. Alanlarına göndermiyor yani. Düşünüyorum. O. Ne diyorsunuz sen abi? Sizin de dediğiniz gibi kadının başkaldırısı, itirazı diyorsunuz. Zaten biz de diyoruz ki kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için öldürülüyor. Kendi hayatlarına karar vermek istedikleri demek en çok boşanmak istedikleri için öldürülüyor. Boşanmak istemeleri de zaten normal. Herkesin evlenme hakkı olduğu gibi boşanma hakkı da gayet normal. Kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için de boşanmak istiyorlar. En çok öldürülme sebepleri de boşanma. Ama bir de biraz önce de konuştuk da şimdi Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Şimdi İslam'dadır işte cennet annelerin ayağının altındadır diye. Kendi annesi. Şimdi buraya baktığımızda annemizin ayağının altında. Biz kendi annemize bakıyoruz ama bir eşimiz var bizim. İşte kız kardeşimiz var. Şimdi ama bazı zihniyet hala şey annesinin işte senin eşin şunu yapıyor bunu yapıyor dediği gibi annesinin lafıyla eşine baskı yapabilen yani onun da bir anne olduğunu düşünmeyen kendi eşini öldürürken veya kendi eşine zulüm yaparken yani o da kendi çocuğunun annesi şimdi cennet benim annemin ayaklarının altındaysa benim eşimin de ayaklarının altında olmalıdır benim anneme duyduğum saygıyı ona da bizde bazı şeyleri hep yanlış anlayaraktan yanlış kavrayarak veya işimize geleni alaraktan biz böyle bakış açısı yaratıyoruz kendimize. Şimdi baktığında kadın cinayetleri diyoruz. Annesini yetişkin tabii bu şeyde var. Diyelim ki aşiretlerde falan ne derler onlara. Böyle genelde bazı bölgelerde yaşanıyor işte şeye karşı çıktığında. Güneydoğu'da, Doğu'da. Oraya karşı çıktığında. Melle ve Şırlar'dan. Onlarda bazen var da. Şimdi Batı'da daha çok sizin de anlattığınız hep eşlerini ve kız kardeşlerini öldüren, annelerini öldüren yetişkinler daha az hı hı. Geliyor. Ama nihayetinde onlar da bir anne. Şimdi benim annemin ayağının altındaysa onların da anne olaraktan ayağının altında. Orada nasıl bir çözüm var böyle baktığınızda? Vallahi ben bu konu konuşulduğunda arkadaşlar işte kadınlar başımızın tacı diye bir
şey de söyler genelde erkekler, başımızın tacı annelerimiz, eşlerimiz falan. Ben de derim ki yani başınıza taç olmak falan istemiyoruz, yeter ki ayaklarınızın altına almayın. Yan yana oturalım, o yeter diyorsunuz. Evet, yani demin kadın cinayetlerini nasıl durduracaksınız dediniz. Siyasetin dilinden başladık. Biz bugüne kadar bir kadın cinayetini kınayan cumhurbaşkanı, başbakan görmedik. Yani siyasetçilerin, cumhurbaşkanının, başbakanının, siyasi parti liderlerinin, biz bunu çok önemli buluyoruz. Şey, başbakan kadın... bugün dedi canım, 8 Mart'ta müdahale eden polislere insanlık ayıbı dedi. Şimdi o emri veren. Başbakan şikayet makamında falan değil, icra makamında. Ama insanlığa sahip çıkıyor olması güzel yani, bir cümle de olsa. Tabii ki, inşallah. Tebrik ederim. Aha, göreceğiz bundan sonra ne kadar sahip çıktıklarını. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan söylemler geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle siyasetçilerin. Bunu söylüyoruz birinci olarak. İkincisi 6.284 sayılı kanun, kadın örgütlerinin mücadelesiyle çıkmış 6.284 sayılı koruma kanunun gerçekten etkin uygulanması gerekiyor. Yani ya polis ayağı eksik oluyor, ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayağı eksik oluyor, sığınma ayağı ya da sağlık tarafı eksik oluyor. Mutlaka bir tarafı eksik, etkin uygulanması gerekiyor. Ceza kanununda yine dediğimiz gibi caydırıcı cezalar, ama söylemek zorundayım. Yani indirimlerin olmaması, uygulanmaması gerekiyor. Gerçekten kadın sorunlarına eğilen bir kadın bakanlığı istiyoruz. Bir de son olarak da cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğini esas alan bir anayasa. Anayasa diyorsunuz. Size geldiğimizde Akhisar'la başlayalım. Şimdi Akhisar'da daha çok mevsimsel işçilerin olduğu, sanayi de var orada işçiler olduğunu. Tabii. Şimdi sizler böyle evlere gittiğinizde, kadınlarla konuştuğunuzda, onları örgütlemeye çalıştığınızda nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? O çalışmalarınızın içerisinde 3 yıl oldu dediniz. Nasıl insanlar, kadınlar geliyor? Siz yine onlarla konuşurken, sohbet ederken veya örgütlemeye çalışırken eşleri, oğulları, kardeşleri sizinle birlikte çalışma yapmasını engelliyorlar mı? Bize böyle biraz Akhisar'dan başlayalım. 8 Mart Kadın Dayanışma Grubu olarak her düşünceden insanın yanına gidebiliyoruz. Ya da her düşünceden evlere girebiliyoruz, tarlalara gidebiliyoruz. Konuşabiliyoruz ama çoğu kadında İşte dediğimiz gibi bir sindirilmişlik var, bir sessizlik var. Tamam, katılıyorlar, düşüncelerimizi beğeniyorlar, olması gerekir diyorlar ama sadece o kadar. Yani 3 yıl önceyle şimdikini böyle karşılaştırdığımızda... Biraz daha mesafe almış gibi gözüküyor. Yani biraz daha insanlar daha sokağa çıkabiliyorlar. Yani sokağa bir çıkabiliyor da bizim bir herhangi bir yürüyüşümüzde, herhangi bir mitingimizde diyelim, şeylerimizde daha insanlar sokağa çıkmaya başlıyorlar. Daha çok yani bir aydınlanma daha var. Şey var mı sizde mesela, sadece söylem olarak mı kalıyor, yoksa eğitim seminerleri veriyor musunuz onlarla birlikte? Mesela uzman sosyologlar, psikologlar getirip onlarla birlikte eğitim seminerleri o kadınlara yapmaya çalışıyoruz. Biz geçen sene tabii geçen sene oluyor, okullar açıldığı zaman ilk okullara psikolojik eğitim vermek için bir iki girişimimiz oldu. Verdik. İyi oldu. Özellikle çocuklara, çocukların çok sormak istedikleri şeyler çıktı. Kız çocukların. Yani insanlar aydınlanmak istiyorlar. Ama yolunu da bulamıyorlar. Bir şekilde. Ama o yolu da siz göstereceksiniz. Onun için kurdunuz. Onun için kurduk ve onun için çalışıyoruz. İnsanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımlarımız devam edecek diyorsunuz. Füsun Hanım, şöyle bir şey de var. Yani bizim gerçekliğimiz de var. Yani bizim insanlarımızda çocuk yaparken hadi bir çocuk yapalım, elimize bir tas su versin. Hadi. Veya işte çocuk yaparken şartlandırıyoruz. İşte ileride bize baksın.
yine tırnak içerisinde atasözü diye o nalet sözleri bizim kafamıza yer etmiştir. Daha doğrusu Semih Hanım'ın da biraz şey çalışmalarının içerisinde bir kadına bir şey olduğu zaman işte dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek peşinden gitmez diye. Birçok da böyle şeyler giydirmişler. Şimdi bizim evimizde hizmet edenleri hep kadınlar görmüşler. Evde baba, abiler oturur, hep kızlar böyle su getirir, sofra kurar, yemek hazırlar. Yani kızlar evin içerisinde o işleri yapanlar olarak hep görevlendiriliyor. Şimdi bizim aydın dediğimiz veya sizin örgütlediğiniz kesimlerde, aydınların içerisinde de veya sendikacıların içerisinde de ki biz bunları görüyoruz. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Bizim kadın toplantılarımıza veya sendika toplantılarımıza geliyorlar erkekler ve eşlerini getirmiyorlar. Yürüyüşlere geliyorlar ama kızlarını, eşlerini getirmiyorlar diye. Hala o sendikanın içerisinde olanlar, bu çalışmaların içerisinde olanlar da sendika toplantısından eve giden gittiği zaman kendisi erkekler gazeteyi alıp koltuğuna uzanıyor. Eşi akşam evde yemek hazırlıyor. Kızından işte su istiyor. Kendisi de gazetesi elinde veya işte şeyle bilgisayarda çalışıyor. Şimdi bunların bu samimiyetsizliği varken buradan örgütlenmeler nasıl olacak veya bunları nasıl aşılacak? Ya şimdi bu şeyle alakalı bir şey işte daha öncesinden yıllarca gelen bir rol donanımı var. İşte kadın evin işini yapar, yemeğini yapar, temizliğini yapar. Erkek de gider işte dışarıdan yiyeceğini getirir vesaire gibisine bir durum var. Ne oluyor? İşte yapılan iş paylaşımındaki dengesizlik olduğunda eve gelen, getirilen şeylerin kısıtlı olmasıyla birlikte ama dikkat ederseniz örneğin çalışan kadınlar arasındaki yapılan anketlerde kazandığım parayı eşime veriyorum diyenlerin oranı %44.9. Şimdi kadın çalışıyor ama onu kendi şeyi olarak görmüyor, kendi çalışması olarak görmüyor. Gene çalışan, işte evdeki parayı harcayan, değerlendirmesini vesairesini yapan erkek konumunda kalıyor. Ama onlar konuştuğumuzda şey diyor kadın, işte benim kocamın gururu kırılmasın, ailesine karşı gururu kırılmasın, ben parayı ona vereyim. Evin yöneticisi işte komşuya karşı gururu kırılmasın. Bunun çözümü şeydir, eş yaşamla, özgür eş, özgür yaşamla olacak çözüm, bir çözümlemedir bu. Yani kadının sadece bilinçlenmesi yetmiyor, erkeğin de bilinçlenmesi. Erkeğin de bilinçlenmesi yetmediği gibi erkek de bilinçlenecek, kadın da bilinçlenecek ve biz şeyi savunuyoruz. Yani işte özgür eş yaşam. Eşit olacaklar, eş olacaklar. Açarsak ama özgür, onu nasıl özgür, özgür olacaklar. Yaşam? Nasıl olacaklar? Kadın kendi kararlarını kendisi verecek. Kadın işte bir yere gittiği noktada ne yapıyor? Eşinden izin alıyor vesaire oluyor. Evdeki işler kadın eğer bir çözümleme yapacaksak veya bir paylaşım söz konusu olacaksa eskiden ne oluyordu? Sanayi toplumu kadının şeye girmesi, hizmet üretimine girmezden önce erkek getiriyordu, kadın yapıyordu. Ama şimdi kadın daha çok katmerli şey yapıyor. Ama o biraz da şuna dayanmıyorum. Yani evin içerisinde biz bunları tartışacağımız yere, diyelim ki eşlerimizle bunları tartışacağımız yere, o sistemi, şimdi bizim ülkemizdeki eğitim sistemini değiştirmek. Mesela diyelim ki ezberci eğitime yönelmektense bizim bir bilimsel eğitime geçişimiz. Biraz önceki benim söylediğim gibi daha birçok da var da ben utancımdan söylemiyorum, atasözü diyerekten evet, alınmış şeyler. Yani bunları ortadan kaldırmak. Biraz önce yine söyledik, İslam dininin getirdiği şeyler var. Onu kavramadan yorumlayarak erkek kendi mantığına göre aslında İslam'da olmayan veya Kur'an'da olmayan, İslam'ın kitabı Kur'an'da olmayan birçok şeyleri, İşte hurafeler yorumla işte kadına şu bu kılıfları biçmişlerdir. Burada konuşmuyorum şimdi. Şimdi bununla birlikte bir mücadele, genel bir mücadele ettiklerinde şimdi evdeki o sorunları da ortadan kalkacak. Çünkü o zaman işte çocuklarımızı biz eğer çocuk sahibi olmak istiyorsak çocuklarımız bir çocuk yapalım ileride elimize bir tas su versin diye yapmayacağız. Hayır. Veya işte bir kızımız olduysa o kızımız evde çalışacak veya o kızın giyiminden, oturmasından, kalkmasından, dışarıya gidişinden, gelişinden
her şeysinden ben sorumluyum demeyeceğiz. Şimdi o özgür birey olarak da onları biz evimizin içerisinde yetiştireceğiz mantık olarak ele aldığımızda. Biz sadece şimdi ev sizin dediğiniz gibi özgür birey olduğunda da şu anlaşılıyor. İşte o zaman da şöyle bir tartışma çıkıyor. Hesap vermeyeceğim. Bazı hayır, kadınlarımız hayır, hayır. Da yanlış algılıyor. O noktadan doğru değil. Bakın yanlış yeni insan nedir? İşte doğaya saygılı. Doğaya, ekolojik düzene saygılı. İnsanlara saygılı, çevresine saygılı. Üretim ilişkilerine ve emeğe saygılı. Demokratik bir şekilde kendini ifade eden, kendi özgürlüğünün bittiği yerde veya bir diğer arkadaş, işte Semih arkadaşın özgürlüğünün başladığı yerde benim özgürlüğüm biter. O noktaya bağlı olarak işte ekolojik düşünen, özgür düşünen, demokrat düşünen, sistemden bu yıkan, öldüren, vuran, kırandan çok barışçıl düşünen, doğayla barışık, insanla barışık yaşayan, eşit şartlarda, dengeli şartlarda yaşayan yeni bireyin oluşturulması, yeni bireyin oluşması ve bu yeni bireylerin de yeni eş yaşam içerisinde, özgür yaşam içerisinde oluşmasıdır. Dengeli olarak yaşamı paylaşmadıktan sonra, her alanda işte mücadeleyi de paylaşmadıktan sonra, evdeki bazı sorunları ve sorumlulukları da paylaşmadıktan sonra her zaman için birilerini mutlaka ezecektir. Ve bu ezme elindeki iktidarı kaybetme noktasına geldiği zaman da mutlaka kavgası olacaktır, mutlaka yok etmesi olacaktır. Yani şunu diyebiliriz o zaman değil mi? Yani bireyin özgürlüğü aklına gelen her şeyi yapması hayır. demek öyle, değildir. Öyle bir olay değildir. Yani o şeyleri her o şeyin... zaman yeni insan yaratırken şimdi bizim ülkemizi baz aldığımızda okullarda, ilkokulda başlayaraktan şimdi işte tartışılıyor, görüşülüyor, bazı yerlerde uygulanıyor. İşte erkeklerle kızları ayrı sıralara oturtma, erkeklerle kızların işte giysilerine karışma gibi şeyler var. Bazı okullarda girişimler var, uygulamalar var. Biz ayrıştırıyoruz zaten, sen erkeksin, sen kadınsın diye. Eğer bu ayrıştırma küçük yaşlarda başladığı zaman, şimdi biz erkeğinle kadını bir araya getirip birlikte mücadele içerisinde yer aldırabilir miyiz o zaman? Bizim o eğitimi en azından engellememiz, yani kadın erkek eşitliğini ta çocuk yaşlarda, ilkokulda ayrıştırma yerine orada bütünleştirme olarak ele alarak büyüttüğümüzde, o zaman bugünkü biz birçok zorlukları görmeyeceğiz. Evet, yaşamı hatta cinayetleri de durduracağız. Çünkü evet. birbirlerini farklı görmeyecekler. Yani güç bendedir veya sendedir tartışmalar içerisine girmeyecekler. O zaman diyoruz ki sorun diyoruz, eğitimde diyoruz. Değil mi? Tabii ki eğitim çok tamam, önemli. Buradan baktığımızda şimdi Manisa'da o eğitim oranları içerisinde diyelim ki şöyle bir bakıyoruz. Bir tarafta tarımda çalışanlar var, sanayide çalışanlar var, memur olarak çalışanlar var. Bu kesimlerin içerisinde bugün 8 Mart Dünya Emekçileri Kadının gününü kutladınız ve baktığınızda oraya gelen işte çevresiyle beraber 800 veya 1 milyon ulaşan bir Manisa'da şimdi kadın katılımcıyı, oraya mücadele alanlarına gelen kadın katılımcıları gördüğü zaman insan üzülüyor. Şimdi bu elbette sizlerin, mücadele edenlerin suçu değil. Önce oraya gidemeyen kadınların kendine saygısızlığı bence. Yani o mücadele alanına gitmeyen, evinde oturan bugün ben oraya gitmiyorum diyen kadının kendini inkar edişidir. Şimdi bu kadının evde oturaraktan kendini inkar eden kadını siz nasıl o alanlara çekeceksiniz? Yani her şeyden önce buna dair programlar, çalışma programları vesaireler yaparak işte gösterimler, film gösterimleri ve mahalle mahalle, sokak sokak işte görüşmeler ve şeylerle çalışmalarla yürüteceğiz diyorsunuz. Zaten bunu yapıyorsunuz ama tabii bu Manisa'nın da şeyi değil. Yani Türkiye genelindeki... Şimdi bu sadece Manisa'nın ve Türkiye'nin değil. Bakın, yani biz Manisa'da olduğumuz için Manisa'yı konuşuyoruz. Manisa'da olduğumuz için Manisa'yı konuşuyoruz da sadece bu Manisa'nın da şeyi değil. Hani Türkiye'nin sorun. De sorunu değil. Bakın Harry Potter diye bir şey izledik değil mi? İşte kitapları vardı. Okudu. Bizim bütün çocuklarımız okudu. Daha sonra bu film çekildi. Filme vesaire sinemaya da uyarlandı. Bunun yazarı kadın yazar adının baş harflerini kullanıyor.
Yayıncısı diyor ki adının baş harflerini kullanalım, erkek olduğunuzu düşünsünler. Yoksa ki bir kadın bu şekilde bir macera kitabı yazamaz diye düşünürler, erkek çocuklar almaz diyor. Hı. Şimdi bakın, kadın dediğimizde sadece burada Türkiye coğrafyasına veya Orta Doğu coğrafyasına veya Manisa yerelindeki bir konu değil. Kadın denildiğinde dünya çapında bir yani şey çözüme var. Çözüme başlarken buradan çözelim diye. Ama çözüme başlarken tabii ki yani evinizden başlamanız gerekir. İşte apartmanınıza yaymanız gerekir. Sokağa yayması gerekir. Bunu böyle şehir ve ikinci bir komşu şehirlere yayarak o şekilde gidilmesi gerekir. Ama kadının örgütlenmesi gerçekten, hele hele bizim ülkemiz gibi gelişmemiş ülke konumundaysa zor. Ne yapacağız? Başaracağız. Eğitim deyince okul öncesi eğitimi çok önemsiyorum. Özellikle okul öncesi ve ilkokul eğitimini. Okul öncesi dediğimiz ilkokuldan böyle bir sene öncesi, 6 ay öncesi olan bir okul öncesi eğitim değil. 2 yaşından itibaren başlatılan bir okul öncesi eğitimden bahsediyorum. Burada da annenin babanın eğitimli olması lazım diye. Ama ona rağmen eğer 2 yaşından itibaren başlatabilirseniz, tabii bunun belediyelerin öncülük etmesi gerekiyor yani. Devletin politikasının olması gerekiyor bu. 2 yaşından itibaren her çocuğun okul öncesi eğitimi alınması. Hani anne baba eğitimsiz olabilir, onu kaderine mi bırakacağız tabii yani ki, şimdi? Tabii ki. Orada da gerek çocukların oyunlarında, gerek kitaplarında, gerek hikaye anlatımlarında, yani özellikle okul öncesi ve ilkokul eğitiminde, öğretiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine asgari dikkat edilmesi gerekiyor. Yani o kitaplarda bile, ilkokul kitaplarda tabii, erkek çocuğuna top şimdi, verirler, kız tabii, çocuğuna pöze verirler böyle. Bir örnek vereyim ben size. İlkokul kitabı, bizim Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı boyama kitabı, amacı çocuklara su tasarrufunu öğretmek. Evet. Boyama kitabı. Açıp bakıyorsunuz, baba erkek çocuğuyla beraber araba yıkıyor, su tasarrufu nasıl yapılır, musluğu tamir ediyor, baba yine erkek çocuğuyla birlikte, kız çocuğu anneyle birlikte sebze yıkıyor, bulaşık makinesinde bulaşıkları yıkıyor. Yani rolleri yani, belli. Yani kitaplarda kız çocuğu, da, anneyle kız çocuğu araba yıkamasını beceremez. Tabii zihinlere daha ilkokulda yerleştiriyorsunuz bunu. Yani işte son 1-2 gündür okuduğumuz Nasrettin Hoca'nın çift eşliliği gibi ilkokul kitaplarında. Görüştünüz mü siz Büyükşehir Belediyesi'yle, yani bunu toplattın veya böyle bir şey olur mu dediğinizi? Yok, görüşmedim ben. Biz bir sefer kendi platformumuzla ilgili belediye başkanıyla görüşmek istedik. En azından materyallerimizin basılmasında destek olurlar belki dedik ama kendisine ulaşamadık. Öyle bir kitapçık basan belediye başkanı sizinle niye görüşsün yani? Koskoca ve Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım, yani böyle bir kadın platformu. Evet, özellikle de dosyamızın kendisine gitmesini, kendisiyle görüşmek istediğimizi söyledik. Ama siz istersen buradan da söyleyiniz, belki duyar. Belki duyar, bilmiyorum. İnşallah diyorsunuz. Sizin eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Okullarda, evlerde küçücükten daha çocuklarımızın beyinlerinde ayrıştırmayı başlattığımız anda bu büyüdüklerinde o ayrılma da daha büyük oluyor. Ne yazık ki. İşte o zaman kadın erkek diye kocaman uçurumlar oluyor aramızda. Ama bizde zor ya bu işler. Yani baktığınızda şimdi ülkemizde hala ana dilde eğitim tartışılıyor. Hala eğitim sistemi tartışılıyor. Hala kadın erkek arasındaki eşitsizlik veya ne gerek var buna deniliyor. Hala biz inanç boyutundan kadına erkeği değerlendiriyoruz. Yani bizim ülkemizde biraz işler zor gibi gidiyor. Bayağı zor gibi yani gözüküyor. Yani o anlamda sizin işleriniz de zor herhalde. Bayağı zor gözüküyor. Hele din kisvesi altında yani dinin devam bu kadar edelim. Ortaya çıkması da insanlar ibadetlerini çok, yani bugün yani, ibadet evet. Kurumları vardır. Cemevinde giderler, sinagogda giderler, camide gider yaparlar. Evlerinde yaparlar. Yani dinin bu kadar ulu orta tartışılması, yani ortaya sonuçta çıkarılması mutlaka. Yani ne gerek var baktığında herkes yani vereceği vicdanen hesabı, görevini yapar. Evet. Hesabı da verir vereceği yere. Yani bizim kimseden yani insan olarak kendi Müslüman inancına göre de
sen oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun, evet, veya şunu inancı böyle yürütüyor musun, cem evine gidiyor musun, camiye gidiyor musun diye kimseye sorma hakkımız yok. Bu bile günah. Ya, evet. Olmasına rağmen yani ulu orta böyle tartışılmasının da bu tür sorunları birlikte getirdiğini, bizim, evet, daha çok karmaşa soktuğunu sürük görüyoruz. Yani. Şey içerisinde de var mı böyle sendikalar içerisinde de şu inançtan, bu görüşten diye böyle şey yapıldı, tabii, tartışıldı, yani şey, konuşuldu? Her şey önce kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu bizim adımız şeydir. Yani işte sol sendikadır. İşte bizim, dedim ya hani şey gibiyizdir, bizim içimizde her şey vardır. İşte inançlı olan arkadaşımız da vardır, komünistim diyen arkadaşımız da vardır, daha sosyal demokratım diyen de vardır. Buna yönelik olan, yani şu vardır, sendikalarda dil, din, ırk, siyasi düşünce vesaire, kitle ve sınıf sendikacılığı yaparsınız. Bu noktada bizim sendikamızın tüzüğünde de vardır zaten. Yani bunu ayırt edemezsiniz, ayırt etmezsiniz de eğitimsel olarak... Kamu emekçilerine bağlı eğitim sen tüzüğünde de gene ana dilde eğitim hakkı da talebi de vardır. Barıştan ve emek ve demokrasiden yana tavırlar da koyarız. Bu nedenle tabii ki daha şey, daha farklı bakılan bir yapıya sahiptir denilir. Bunun yanında diğer hükümete daha yakın olan sendikalar da var. Dönem dönem işte iktidarlar değiştikçe o iktidara gelenlerin şeylerine göre, yörüngelerine göre de sayıları azalan, çoğalan ben sendikalar da var. Ben şunu anlamıyorum. Yani diyelim ki Türkiye'deki bugün dünyada daha doğrusu işte 8 saatlik çalışma, sosyal hakların alınması. Yani bu tür hakları genelde sol sosyalist şeyler, sendikalar, mücadele eden insanlar almıştır. Bugün onların karşısında kuran sendikalar, yani nalet olsun bu hakları sol sosyalist komünistler aldı. Ben bunu istemiyorum. 16 saat çalışmaya devam edeceğim. Demiyorlar. Ama o yani, alınan hakları kullanarak hem de onlara küfür ederek de kullanıyorlar. Onun yanında da örneğin sendikalar kurulurken, işte kamu emekçileri sendikaları kurulurken bize şey denildi. İşte siz yasak şey yapıyorsunuz. Bu yasaktır. Kurulmaz. Sendika olmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Bu nedenle bizim arkadaşlarımız işten atılanlar oldu, sürülenler oldu. Şu an başka türlü sendikalarda işte biz sendikacılık yapıyoruz diye şikayet edenler vesaire edenler sendika şeyleri olarak işte şube başkanları vesaire olarak Ankara'lara gidiyorlar. Mesela memurların diyorsunuz işte gelecekte iş güvenliği kalmayacak. İş güvencesi kalmayacak. Mesela 666 sayılı torba kanunla beraber ellerinden hakları şöyle, da alındı. Şöyle bir yasa çıkacak mı mesela, işte iş güvencesi kalmayacak, bu haklar kaç... O dediniz sayılı 666 sayılı torba yasayı, onda torba yasada şöyle aranan bir, hak gaspları var. Torba yasada şöyle bir şey çıkacak mı? İşte solcuların, Alevilerin, Sünnilerin veya sağcıların hakları elinden alınacak diye bir şey var mı? Yoksa memurların diye mi çıkıyor? Çalışanların diyor. Herkesi bu kapsayacak. O zaman ayrışmanın burada ne mantığı var? İşte ayrışma şey, aslında her şey 1995'te Haziran ayında KESK, yani şu, o zaman KÇSK'ydı. Şu an KESK oldu, konfederasyonlaşmazdan önceki süreçti. 500 bin üyeyle oraya gidip bir sendikal hak istiyoruz dediğinde iş koptu. Ya ben anlamaya çalışıyorum. Yani niye insanlar karşı çıkar? Şimdi o yasa sağcısında, solcusunda, her türlü sendikada, işte memurunu da etkileyecek. Yani nihayetinde herkes etkileyecek bu. Evet. Burada birlikte hareket etme yerine işte siyasi görüş olarak, inanç olarak, yani niye ayrışır insanlar? Yani memurlar veya niye ayrışır orada? Biz ayrışmaya birlikte... karşıyız zaten. İşte o neden ayrışmaları konusunu çözemiyoruz. Çünkü diyoruz ki biz, madem ki bizden ayrılarak gittiniz arkadaşlar, bu yol değil. Beraber mücadele edelim. Kimsenin de kimseye işte yani Anadolu kültürü, Mezopotamya kültürü farklı bir kültürdür. Aslan ve kuzuyu bir arada tutma kültürüdür. Bir arada kardeşçe yaşama kültürüdür. Bu kültür içerisinde aslında beraber yaşayabiliriz diye biz sadece sendikal bağlamda değil. Hacı Bektaş Veli'nin öyle bir ülke şey bağlamında var. Ülke bağlamında da diyoruz ki yani yaşayabiliriz. Marx daha yerinde yokken bu coğrafyada. Yani Şeyh Bedrettinler, Torlak Kemal'ler, Torlak Kemal Manisalı'dır. Tam da yarın yanağından gayri her şey ortaktır deyip, bakın Hristiyan'ı, Müslüman'ı,
işte Türk'ü, Kürt'ü, herkes 1,5-2 yıl süren Karaburun'da bir komün devlet kurulmuştur. Marx da Engels de işte yani beraber yaşam tarzı içerisinde demokrasiden yana söz eden şeylerde bunu söylerler. Amin Melikov Türkler üzerine oldukça ciddi araştırmalar yapan bir yazardır. Onun da bu konuda şeyleri, tespitleri vardır zaten. Biz diyoruz ki aslımıza dönelim. Anadolu kültürü gerçekten ciddi bir kültür üzerine oturuyoruz. Hani hiç kimseye işte bu aktır, bu karadır, bu kadındır, bu erkektir, bu çocuktur, bu öyledir, bu böyledir demeksizin insanlar aslında hep bir arada kardeşçe, rahatça birbirlerine saygı duyarak radikal ve radikal demokrasinin olduğu ortamda demokratik bir şekilde yaşayabiliriz. Ve bu hiç de zor bir olay değil aslında. Farklılıklarımıza hoşgörüyle yaklaşarak da ortak yani, sorunlarımızla evet, birlikte hareket edebiliriz. Bu hiç de zor değil. Sadece olay şeydir yani insan olmakla bağlı bir şeydir. İnsan olduğumuz sadece insan olarak bir yerde oturduğumuz, durduğumuzu bildiğimizde empati, ben ne kadar yaşamaya hakkım varsa sizin de o kadar yaşamaya hakkınız var. Programı ağır ağır bitireceğiz. Siz Aksel'lara bir seslenin, ne diyorsunuz? Hepimizin birbirimize ihtiyacımız var diyorum ben. Tüm kadınlar. Veya Aksel'de sizin nerede bulunurlar, çalışmaya sizinle birlikte nerede katılırlar? İstersen onu da söyleyin. Sizinle nasıl böyle kontak kurabilirler? Genelde buluyorlar. Buluyorlar diyorsun. Buluyorlar, evet. Biz zaten tanınıyoruz evet, diyorsun. Evet, bayağı bir Akhisar'da. Tanım. Semih Hanım, siz son olarak burada yani çok şey söyleyeceksiniz daha sonra da şimdi bu programda son olarak ne evet, söylemek istersiniz? Bizim bu 8 Mart'ta sloganımız yaşam hakkımız için ve özgürlüğümüz için direneceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız olarak çıktık. 8 Mart zaten sadece artık 8 Mart'ta değil, bu yıl haftaya Pazar günü altısına geldiği durumda için durumda özellikle tüm Türkiye'de kutlandım, haftaya yayılmış durumda. Artık bir eksilmeyeceğiz diyoruz. Özellikle de kadınların mücadele ederek elde etmiş olduğu haklarını geri vermemek için de direneceğiz. Ama şeyi de söylemek lazım. Yani kadınların şimdi 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır huzursuzluk yaşadığı, eşinin tehditleri altında birlikte yaşam sürdüğü bir koşulda eşinin hemen 10 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık o baskı, zulüm, şiddetinden ben vazgeçiyorum demesine çok da inanmamalılar. Aslında en çok cinayete kurban gidenler de o inananlar, eşinin samimiyetine inananlar. Yani eğer tedavi görmezse, eğer o türden bir tedavi görmezse insan o şeyinden, alışkanlıklarından hemen birden vazgeçmez. O anlamda kendilerini güvende tutabilmeliler. Mutlaka ve mutlaka eşlerine güvenmemeliler, yalnız kalmamalılar, yalnız bir yere gitmemeliler. En azından öyle bir şey olursa bile, hatta şu hatayı yapanlar var, kardeşini, bacısını, annesini alıp gidenler var, onları da birlikte öldürtüyorlar. En iyisi o tür bir yerlere, görüşmelere gideceklerse en yakın bir polis karakoluna gidip polis nezaretinde gitmeliler. Eski eşlerinin, işte eski nişanlılarının veya erkek arkadaşlarının yanına. En çok da tuzağa gel görüşelim, barışalım, birlikte bunu çözelim dedikleri yerde tuzaklara düşüyorlar. Aynen. Bence oralara yalnız gitmemeliler. Bir polisine gitmeliler, hatta yakınlarıyla da gitmemeliler. Kendileri hiç gitmemeli, yakınlarını da o ölüm tuzağına birlikte götürmemeliler. Kardeşim görüşmek istiyorsan gel bir polis nezaretinde, polis bizi burada beklesin, bizle birlikte görüşelim. Veya biz gidip avukatlarımızla birlikte aracılığıyla görüşelim, sosyologlar, psikologlar birlikte gidelim, birlikte tedavi görelim, işimizi böyle çözelim diye yapmalılar. Benim kamuoyundan, işte basından, televizyondan izlediğim kadarıyla en çok kadın cinayetlerinin olduğu sebep de eşleriyle görüşmeye gittiklerinde veya görüşmek istemediklerinde olan cinayetler diye düşünüyorum. Aynen, çok doğru söylüyorsunuz ama burada kolluk kuvvetlerine, karakollara çok görev düşüyor. Bizim karakoldaki polislerimiz genelde iki eşi barıştırma, uzlaştırma
yoluna gidiyorlar. Hangi bilgiyle? Evet. 6284 sayılı yasayı bu konuda görevli olan tüm polis arkadaşlara gerçekten uygulanmasının, etkin uygulanmasının öğretilmesi gerekiyor. Yani bu konuda bir eğitim mi verir Emniyet Müdürlüğü, ne yapar bilemiyorum ama o uzlaştırıcı tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. Siz genelde bunları bildiriyor musunuz karakollara veya emniyet amirliğine gidip broşürlerinize falan veriyor musunuz? Ya veriyoruz. Bir tane şöyle bir olay yaşadık mesela. Kadınla birlikte gittik. Polis diyor ki yani sen ne yaptın da kocan seni yani bunu nasıl söylüyor. Dedik ki yani bizim konumuz darp. Ne işin vardı orada? Niye oraya gitmiştin ki kocan sana vurdu sokak ortasında diyor. Evet. Konumuz darp dedik. Oraya gelelim. Sonra polis memuru dedi ki işte birlikte gittiğimiz kadın arkadaşa hiç kimsenin etkisi altında kalmadan siz kocanızdan şikayetçi misiniz? Yani ifadelerini bile almak istemiyorlar. Bu konuda gerçekten eğitilmesi gerekiyor. İşte sizin kız kaptığınızı düşünüyorlardır birlikte gittiğiniz zaman da. Yani o zaman yani bu kadar kadın cinayetinin olduğu bir ülkede emniyette, polis karakolunda en azından bu konuda uzman polisler yetiştirilmeli. Evet. Hatta polisin ifade alma gibi bir yetkisi de yoktur zaten orada. Sadece tutanak tutma gibi bir yetkisi var. Yönlendirme gibi bir yetkisi de yoktur. İşte sen orada ne duruyordun? Yani sana ne duruyorsa oraya neye gitmişti, sana ne gittiyse. Yani polis yani bir hakim değilmişlik arıyor. Sen oraya gelen davacının sen neyden, kimden davacı olduğunu tutananı tut, anlattıklarını yaz, ondan sonra amirlerine bildir. Senin bir kere orada soru sorma hakkın yok. Yani yargılama hakkın da yok polis olarak da. Ki bu konuda da eğitimli polislerin olması gerekiyor. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ile ilgili çok iyi eğitim alması gerekiyor. Kesinlikle. Kolluk kuvvetlerinin. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Hüsnü Hanım siz son olarak da ne söylemek istersiniz? Ben şu kadına dair Keskin dergisi var. Aslında her şeyde var. Barıştan ve iş güvencemizden vazgeçmiyoruz diyor. Periyodik olarak aylık mı çıkıyor o dergi? Aylık olarak çıkıyor. Aylık olarak kadınlar. Evet. Evet. Yakın çekim alabilirsek. Evet. Her ay diyorsunuz periyodik olarak çıkıyor. Yani bunu çıkıyor, nereden edinebilirler? Sendikalardan alıp okusunlar diyorsunuz. Evet, son olarak ne anlatmak istiyorsunuz? Ne çağrısı yapmak istiyorsunuz kadınlara? Yani kadının şu süreç içerisinde direnmekten başka bir çaresi yok. Çünkü savaş coğrafyasında yaşıyoruz. Böyle korkutuyorsunuz. Yani neye direnme? Yani böyle bu da o zaman evdeki oturan kadın direnmede de mi sanki hep böyle şeyde televizyonda görüyor ya, böyle barikatlar oluyor. Polisle işte orada göstericiler çatışıyor. Hep direnmeyi de öyle görüyorlar. Bakın yani aslında, işte açarken biraz bizim söylemlerimiz de böyle biraz yumuşatarak söylemek. Biz korkutuyoruz o söylemini. Direnme falan. Yaşadığımız coğrafyaya baktığımız zaman hep savaşlar var değil mi? Çatışma ortamı var. Bunca gelen mülteci var. İşte şeylere denizlerden kenarlara vuran çocuk ölüleri var. Baktığınız zaman da bunların tamamı kadın. Yani işte kadınların yollarda tacize uğramaları var. Kadının evinden, ocağından olması söz konusu. Sesini çıkardığında da... İstatistiklere bakıldığında mesela bu Suriyeli mülteci kadınlar genelde giderken işte Türkiye'den çıkışlarda Avrupa'ya gitme sürecinde paraları olmadığı zaman o insan tacirlerin birçoğunun tecavüzüne, o götürme karşılığı birlikte oluyorlar. Yani onların tecavüzlerine uğrayaraktan giden birçok kadın var. Daha önce gördük işte Bosna Savaşı'nda, Balkanlar'da, Irak'ta birçok kadın o askerin oradaki işgal güçlerinin tecavüzleri sonucu birçok hamile kaldılar, çocuklar doğurdular. Evet. Bunun travmasını hala yaşıyorlar Balkan Savaşları'ndaki. Şimdi mültecilerin de öyle bir travması var. Avrupa'da giden mülteciler genelde sivil toplum kuruluşları tarafından bunlar tespit edilerekten alıp işte bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ben istatistiklerini şimdi vermeyeceğim ama bayağı birçok tacize uğrayan. Ayrıca da çocuklar yine Avrupa'ya gidenden sonra bir bölümü
İsviçre'de bir bölümü, Yunanistan'da bir bölümü de Avrupa'da çocuklar kayboluyorlar. Bu da organ mafyasının eline düşen çocuklar. Yine mültecilerin. Şimdi böyle bir durumlar var ama biz böyle biraz söylemlerimizi daha yumuşatarak, sizin ben iyi niyetle söylediğinizi biliyorum. Böyle ama bizim insanımız korkuyor. Direnme, mücadele, barikat kurma dediğin zaman hep böyle gözünün önüne bu televizyon geliyor. Böyle o çatışmalar geliyor. Bakın direnmek dendiğinde şimdi bu yaşanan ortamı gördüğünüzde. Biraz direnme demeden daha yumuşatarak bir şey söylemek. Gördüğünüzde bugün insan kalmaya uğraşmak da direnmektir. Hani nefret söylemlerine kapılmamak da direnmek. Mesela şunu yapalım. Mesela sizler gibi sendikacıların veya emek mücadelesini, kadın mücadelesini kavramış arkadaşlarımızın siz birlikte konuşurken bu direnmektir, barikat kurmaktır, çatışmaktır, mücadele etmektir. Bunları elbette konuşun. Bunlar konuşulmalı. Ama benim sizden ricam, yani böyle televizyonlarda konuşurken veya bir köye gittiğinizde, bir fabrikaya gittiğinizde işçilerle konuşurken işte bu tür direnmektir, mücadeledir, barikat kurmaktan ziyade arkadaşlar şimdi, birey olaraktan, insan olaraktan kendiniz için yani hiçbir insan sizin bu çağırmanız birileri için mücadele etsin istemiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki siz kendiniz için bunu gelip mücadele edeceksiniz. Benim bakın, için mücadele etmeyeceksiniz. Bakın direnmek dendiğinde biz hiçbir zaman kendi aramızda, toplantılarımızda vesaire hiçbir zaman biz barikattan söz etmeyiz. İşte bir şeylerden bu çatışma halinden söz etmeyiz. Ama insan kalmakta ısrar etmek bu da bir direnmektir. Çünkü işte dünyada her tarafında savaş var. Bizim ülkemizde de ciddi ya mutlaka bir direnmenin olan şeyi ciddi, çok sert değildir. Açlığa da direnmek var. Vardır, yoksulluğa da direnmek ciddi vardır. Şeyler o ayrı var. Bir şey. Ve bunlarda insanların sevgisini, kendi insan sevgisini kaybetmeden, kimseye nefret vesaire beslemeden, işte toplumda cinsiyetçi olmadan, sadece oğlunu da sevgiyle yetiştirebiliyorsa, kızını da sevgiyle birlikte yetiştirebiliyorsa, insan kalabiliyorsa, bu insan olmakta ısrar etmek, aynı zamanda insan olarak insan kalmakta ısrar etmek, direnmek bir nevi bir şeyleri sahiplenip şeyden ısrar onu etmektir. Açıklayayım da, şimdi sosyal medya günümüzde etkin. Şimdi evet, bazı sosyal medyada resimler dolaşıyor. Şimdi bir gösteride yaralanmış, kafasından işte omuzundan yaralanmış, kanlar akan birisine, tabi bu çizim yani gerçek de değil, yanına bir başkası koluna girmiş, adamın kafasından, kolundan kanlar akıyor. Onun eline bir tane taş vermişler, yani çizim tabi bu, taş vermişler, yanındakinin şey içerisine almışlar. O diren arkadaş diyor. Yani ya adamın yani ölüyorsan bunun en iyi yapman onun götürüp biz hastaneye götürmen. Yani onları göstererekten böyle insanları korkutuyorlar. Resim olarak çizip sosyal medyada da algı, bazı insanlar bunu algı meselesi. Evet. Yani sosyal mühendislik algı, evet, işte o algıdan kurtarmaktır. Yani sen de oraya gidersen, o mücadele yaparsan senin sonunda böyle olmayacak mantığıyla korkutmaktır. Biz de sizin iyi niyetle söylediğinizi, anlama geldiğini kesinlikle söylemiyorum. Ama böyle tüm böyle çalışma yürüten arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Biraz daha böyle yumuşatarak işte konuşmaları, bu tür televizyon ekranlarında evet, olsun dili, veya dili biraz daha yumuşatarak şey yapmak, ama konuşmak. Ama şu vardır, yani eğer bugün kamu çalışanları olarak hükümetle her ne kadar bir şeyler alınmasa da herhangi ne olursa olsun, bakın biz sendika üyesi olmuş, sendikaya gelmiş, elbette mücadele edecek, direnecek, barikatın karşısında yani duracak. KESB üyeleri olarak kamu çalışanları hiç de öyle şey bir durum yok, rahat bir durum yok. Bizler bölge müdürlerinin, işte müdürlerin şeylere, kadın tuvaletlerine tekmeyle girildiği süreçlerden geliyoruz. Bunu da kadın mücadelesine, işte KESK'teki kamuda çalışanların kadın mücadeleleri ve sendikal mücadeleye ve direnmeye borçluyuz. Eğer bugün diğer sendikalar oturup da işte bir çalışma bakanıyla görüşebiliyorlarsa, tırnak içinde söylüyorum, hiçbir şey elde edememelerine rağmen. Eğer karşı karşıya geçip de orada memurlar var, işte memur sendikalarıyla toplu görüşmeye oturuyoruz diyorlarsa, bunda direnmenin payı çok fazladır. Onun için hani bu direnmeyi hemen barikata indirgememek gerekir.
barikata indirgemek bilmiyorum. Biz kendi aramızda oturup da hiçbir zaman işte şurada barikat kuralım, burada bunu yapalım demedik. Sosyal medyadaki o algı yönetimini diyorum. Evet, algı yönetimi fazladır. Algı yönetiminden de etkilenmeden biz insan olmakta, kadın olmakta ve barışta ısrar edeceğiz. Ya biz zaten şeydir, yani insanların insani değerlerine sahip çıkması için kendi onuru, gururu için mücadele etmesi, direnmesi lazım. Yani benim onurumdan, insanlığımdan bir şey gitmesin, ben burada durayım diye. Sonra biz biraz önce konuştuk, sendikalar nasıl bir çağrı yapmalıdır? İşte kadına şiddeti durdurmak için nasıl bir çağrı yapmalıdır? Veya kadın platformu, 8 Mart kadın platformu nasıl bir çağrı yapmalıdır? Örgütlenme amacında. Bu zaten çağrıları yaparken sizler sizin için yapmıyorsunuz, onlar için yapıyorsunuz. Gelenler de sizin yanınıza sizin için gelmeyecekler. Size güç vermek için gelmeyecekler. Kendim ne sahip çıkmak için gelecekler. Yani sen 3 kişiysen ben de aydınlandım. Ben de sizin gibi onurlu bir insan olmak istiyorum. Gururlu bir insan olmak istiyorum. Emeğime sahip çıkar bir insan olmak istiyorum. O zaman yan yana düzüleceksiniz. Yani sendika dediğin de budur. Aynı koşullarda yaşayanların, aynı amaç için birlikte sorunlarına sahip çıkan insanların yan yana geldiğinde bazen bunlar siyasi partiler olurlar, bazen sendikalar olurlar, bazen platformlar olurlar, bazen de mücadele dernekler olurlar. Zaten budur. Bazısı şey anlıyor, yani işte kardeşim sendikaya gel, sendikal ol dediğin zaman veya şey diyor, ben senin için geldim sendikaya veya ben senin için geldim partiye üye oldum, senin partine üye oldum. Ya sen veya senin sendikana üye oldum. Sen olduysan senin için oldun. Yani bir başkası için olmadı ki. Eğer sen bu tür yaşamı kendine layık görüyorsan yaşa. Veya Semih Hanım mücadele ediyor kadın cinayetlerini durdurmak için. Ama sen illa da ben kocamın elinden öleceğim diyorsan öl. Yani yapacak bir şey yok. Veya sen bu zulüme, bu işkenceye, bu sömürüye ben böyle boyun eğeceğim, böyle yaşayacağım diyorsan da yaşa. O da senin seçeneğin. Kimseyi zorla yok sen yaşama deyip oradan alınmaz. Anlatılır. Kardeşim sen bir insansın, bu kadar insani değerlerini yerlere vurma. Sen bunun haklarına sahip çık, onuruna sahip çık, gururuna sahip çık, insan gibi yaşa dediğin yerde. Ha gelir gelmez o onun sorunudur zaten. Yani kimse bir başkası için kendini feda etmiyor. Herkes kendini korumak için işte ya, mücadele ediyor. Ama öyle bir ortam ve süreçte yaşıyoruz ki değinmedik sanırım değil mi? Bu esnek çalışma söz konusu. Örneğin işte günde süreli çalışma. Buna herkes ne kadar güzel falan diye böyle şeyler basından falan da veriliyor. İşte evinde oturacaksın, esnek olarak çalışacaksın, günde birkaç saat çalışacaksın vesaire gibi. Genelde böyle bir yaklaşım da var. O konuya da ben değinmek istiyorum. Nedir esnek çalışma o zaman böyle aydınlatalım? Esnek çalışma nedir? Esnek çalışma işte işin gerekliliği ve gerektiği şekilde. 8 saat değil de bir yere bağlı kalarak değil de bunu buradan ne kadar sürede kaldıracaksın? İşveren sana diyor ki bunu buradan 2 saatte kaldıracaksın. Oysa ki o 2 saatte kalkmıyor. Yani onun biraz kabala çalışmak gibi de bir şey söz konusu. Tabii burada güvencesiz çalışmanın temeli atılıyor. Yani eskiden kabala verme derlerdi. Kabala verme derlerdi, götürü verme şeklinde. 2 saat diyor ki 2 saatte bunu işte gel sen bunu 2 saat çalış, 2 saat götür. Ondan sonra 2 saat götür, 2 saat çalış. Oysa ki işte baktığı zaman işimi de kaybetmiyorum. Oysa ki işte günde 2 saatte çalışacağım, maaşımı da alacağım falan gibisine bir şey söz konusu oluyor. Maaş bir kere tamamen şey olarak alınmayacak. Hani tam bir maaş alınmayacak. Çalıştığı saate göre maaş alınacak. Artı her 8 saati doldurdukça bir gün sigortalılığı veya emekliliği için bir gün sayılır. Her 8 saat çalışma bir güne tekamül eder. Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? O 8 saati siz belki 2 saatte işte ikişer ikişer bölerek 8 saatlik bir işi 3-4 saatte yaptıracak. Sizi çabucak çünkü hani yapıp götürdü bırak da götürdü. Sen emekliliği rüyanda göreceksin. Ama şimdi bazı bantta çalışanlar var. İşte bu kadar ürün banttan alıp yerleştireceksin. Bunu 30'lu, 40'lı, 20'li yaşlarında yapar da şimdi 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda da çalışmak zorunda. O zaman o kadar işli yapabileceğin mi? Onu oradan sirkülasyon olacak. Onu işten çıkaracak zaten sürekli. İş güvenliği de yok. Bu şeylerde Orta Doğu ve Suriye vesairedeki yerde Orta Doğu'daki çıkan biraz da bu şeyin arbedenin bu olayların altında şey de yatıyor. Ucuz işçilik de yatıyor. İşçilik ya. Oraya girecek ucuz işçi de geliyor. Bugün Türkiye'deki asgari ücretten çalışanlarla gelen mültecilerin çalıştığı ücret aynı ücret değil.
Yani bizler de Almanya'ya gittiğimizde aynı şekilde Almanlar aynı şekilde, buradan ucuz şekilde, iş, evet, gücü, ucuz olarak iş gücü olarak şey yapıldı, gidildi. Ama bunu anlatırken insanlara biraz da hele Manisa gibi şeyde konuma sahip olan şehirlerde biraz da şu şekilde anlatıyorlar. Bak kardeşim, sen işte bu kadar iş için 8 saat burada çalışıyorsun. Aslında bu iş 5 saatte de yapılabilir. Sen bunu 5 saatte yap, ondan sonra git tarlanda çalış. Yani şimdi 20'li yaşlarda, 25 yaşlarındakine mantıklı geliyor bu. Kardeşim yaparım, gücüm var da sen bunu 5 sene sonra yapamayacaksın. Yani o enerjiyle çalıştığın zaman şimdi yıpranacaksın. Kendi yıpranmasını hep düşünmüyor. O 25 yaşındaki hep ben 25 yaşında kalacağım mantığıyla şimdi biraz mantıklı emekli gelebiliyor. Emekli de olamayacak. En önemli mesele o, 8 saati doldurmadığı için, o gün 8 saati doldurmadı, 5 saat çalıştığı için emekli de olamayacak. Yani ne olacak? O 8 saati doldurduğunda bir günlük sigortalık süresi İşte burada sayılır. Yani devlete düşen sorumluluk şu olmalı. Yani ben bu insanı bugün çalıştıracağım bu enerjiyle, ama bunun enerjisi veya üretimi yarın olamayacak. Yarın ben buna, sosyal devlet böyle düşünür. Ben buna bakmak zorunda kalacağım. Onun için ben insanımı şimdi bu kadar yıpratmamalıyım deyip devletin kendi sisteminin yürümesi için bunu düşünmesi gerekirken, devlet buna geçici bakıyor kendi vatandaşını. Çünkü o adam yıpranırsa zaten sokakta olacak, devletin umurunda değil. Dillendirme kendisini işte satarak paramı kazanır. Yani şimdi bu gibi ülkelerde fuhuş yapmaya sermaye lazım. Hırsıza sermaye lazım. Uyuşturucu satmaya sermaye lazım. Bugün yarın bunu yapamayanlar bunları yapacak. Veya bunu yapamayanlar başka bir şey yapacak. Ama sosyal bir devletin böyle düşünmemesi gerekir diye düşünüyorum. İşte kaçak istihdamı da önleyemeyecek. Kaçak istihdamda da kaçak yaratacak. Biz zaten diyoruz işte, eğer kaçak istihdamın önlenmesini istiyorsan sendikal alanın güçlenmesi gerekiyor. Sendikalar güçlensin, her şey hallolacaktır. Biz de çok da kaçağı böyle şey yapıyoruz. Ya kaçak sigara, kaçak mazot, kaçak işçilik, kaçak bina, kaçak şey. Yani kaçak bizde olağanlaşmış. İnsan yaşamayla artık oynamayı seviyoruz yani. Yani olağanlaşmış bizde. Çok kaçağı artık takmıyoruz. Şey var inşallah. Esnek çalışmaya da. Esnek çalışma aynı zamanda güvencesiz çalışmadır. Biz güvencesiz çalışmaya da karşıyız. Güvencesiz çalışmaya karşı da mücadele ediyoruz. Aynı zamanda savaşın ve çatışmalı ortamın, bakın evdeki çatışmalı ortam da kadını öldürüyor. Sokaktaki çatışmalı ortam da kadına zararı olan bir şey. Savaşlardan çok kadınlar etkilenir zaten. İldeki çalışmalı, çatışmalı ortam da, işte bölgedeki çatışmalı ortamda, milletler arasındaki ve ülkeler arasındaki ve ülkedeki çatışmalı ortamda, her çatışmalı ortam kadını vurur, çocukları vurur. Bu nedenle biz savaşa karşı barışı ve güvencesiz çalışmayı direnmeyi yani, vazgeçmeyeceğiz. Bugün ortak bir şey çıktı. Savaşa karşı barışı, çatışmaya karşı barışı savunmak ve birlikte mücadele etmek. Erkeğin kadına karşı mücadelesi veya kadının erkeğe karşı mücadelesi değil. İnsanlığın sorunları ortak, kadının erkeğin sorunu ortak. Çünkü bizim ortak değerimiz insan olmamız. O nedenle savaşa, çatışmaya, işsizliğe, emek sömürüsüne karşı, cinayetlere karşı her insanın duyarlı olması, birlikte mücadele etmesi gerekiyor diye bitirelim. Evet. Sizin de bugün kutluyorum. Meydanlardan geldiniz. Teşekkür ediyorum buraya zaman ayırdığınız için. Evet, 7. gün bugün burada bitiyor. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla birlikte olacağız. İyi geceler diliyorum.